bir başka iddiayı da çürüttüler. Bir anlamda Einstein'ın yanıldığını ispatlar. Bu açıdan da çok önemliydi. Biliniyordu ama kanıtlanamıyordu, değil mi hocam? Evet. Ne oldu? Bir anlatsanız bize Allah aşkına. Ben yarım yamalak bilgimde pek anlatamıyorum. Ne olur? Ne oldu? Niye buraya geldi iş? Tamam, şöyle başlayalım isterseniz. Nasıl isterseniz öyle başlayalım. Şimdi bu 1920'lerde kuantum mekaniği ile ilgili bir matematik oluşturuluyor yavaş yavaş. O matematiğin bize söylediği değişik kısımlar olduğunu fizikçiler yavaş sonra böyle görmeye başlıyorlar. Yani diyorlar ki ya bir dakika, burada bir tamam deneyi açıklayan bir matematik oluşturuyoruz ama bu matematik bize başka tuhaf şeyler de söylüyor. Başka beklenmedik, insanın normal sağduyusuna ters düşen bazı şeyler olacağını söylüyor. Bunların bir kısmını o dönem deneyleri iyi açıklayabildiğimiz için hani hasır alt ediyoruz veya işte tartışıyoruz ama hani felsefi tarafı bir kenarda dursun deniyor. Sonra hani hakikaten somut olarak bu konuyu ciddiye almamız gerekir diyen kişilerden bir tanesi Einstein. Bu işte Niels Bohr'la falan epey bir atışmaları var bunların. İşte kuantum mekaniği şöyle söylemez, biz evrenle ilgili bu söyler falan filan gibi bunlar tartışıyorlar. 1935'te bunu bir somut, herkesin anlayabileceği şekilde bir makaleye döküyor Einstein iki kişiyle birlikte. Einstein, Podolsky, Rosen, bu EPR makalesi diye geçiyor. Zaten, evet, bu 1935'teki EPR makalesine hemen Niels Bohr tarafından... Bu makale ne diyor? Bu makale ne diyor? Şimdi şöyle başlayalım. Belki en hani kuantum deyince insanın aklına ilk gelen ne var? Heisenberg değil mi? Belirsizlik diye bir şey. Heisenberg belirsizlik ne diyor? Bir sistemle ilgili bir ölçüm yapmak istiyoruz. Diyelim ki bir cismin konumunu ve hızını ölçmek istiyoruz. Bu ölçümlerden birini yaparsam diğeriyle ilgili hassasiyetim bozulur diyor. Yani ikisini birden muhteşem hassasiyet. Ya yerini belirlersin ya hızını belirlersin. İkisini birden belirleyemezsin. Evet. Şimdi bunun başka bir kısmı daha var. Eğer ki yerini çok çok hassas belirleyecek olursan hızıyla ilgili her şeyi kaybedersin. Aynen. Hızını çok hassas belirsen de konumuyla ilgili bilgini kaybedersin. Şimdi bu hani Heisenberg'in belirsizlik ilkesi olarak ortada var. Duruyor. Şimdi bu şimdilik idare edelim bundan dediğimiz sırada bu EPR'deki arkadaşlar diyorlar ki ya bir dakika, bunun dışında bir önemli kısım daha var. Aynı matematik elimizde birden fazla parçası olan bir sistem varsa, diyelim ki işte iki elektron veya işte iki foton, iki parçalı bir sistem, en basit bunu düşünelim. Böyle bir sistem varsa bu sistemin bir tarafıyla ilgili diyelim ki momentumunu ya da işte hızını ya da konumunu ölçelim. O zaman bu tarafta bu ölçüm yapmamız sistemin öbür parçasıyla ilgili de belirsizliği ortak devreye kaldırıyor. Sokacak diyor. Yani mesela diyelim ki buradan bunun konumunu ölçtüğüm zaman bunun da konumuyla ilgili bir bilgiye deniyorum. Bunun dolayısıyla momentum bilgisini kaybetmemle, hız bilgisini kaybetmemle bunun da hız bilgisini kaybediyorum. Şimdi bu ilk başta matematiğinde var bunun ama mesela 1926'da Heisenberg'in kendisi falan bu özelliği kullanarak bir hesap veriyor. Helyum atomunun bir şeylerini hesaplıyor. Onun için böyle dikkatlerini bir yerde geliyor ama o EPR'de... Çok da önemsemiyor ama. Çok da önemsemiyor. EPR'de diyor ki ya bir dakika diyor, yani bu sistemi hele bölecek olursak, uzaklara götürecek olursak, yani bir aradayken tamam bu tamam, problemi rahatsız de. Etmiyordu da bunu kilometrelerce, hatta milyarlarca kilometre. Milyarlarca kilometre uzağa götürsek de aynı matematik diyor ki bu problem, bu durum aynen geçerli olması lazım. Yani bir şekilde bizim burada yaptığımız bir ölçüm ondan yüz milyarlarca kilometre uzaktaki sistemin diğer parçasında o an etkiliyor olması lazım. Yani bununla ilgili benim okuduğum en güzel şey şöyle diyordu. Yani elimizde bir para var. Biz o parayı böldük ve turası elimizde. Burayı attığımız zaman turayı öbür taraftaki 2 trilyon kilometre öteli olsa yazı gelecek, biliyor. Evet. Gibi. bu tabii şey, hani ilk başta şöyle düşünebilirsiniz. Yani mesela bu paraları baştan öyle bir ayarlamışızdır ki içinde bir mekanizma hayır, var. Yolda değiştir parayı yine. Sonra, havada dokun yine değişiyor. Evet. Yani kesinlikle hani nerede olursan ol etkileniyor. Şimdi hani ilk başta tabii Einstein falan bu EPR'deki arkadaşlar diyor ki bir dakika, belki bunun şöyle bir çözümü vardır. Bunlarla ilgili sistemin, o paranın içerisinde gizli bir algoritma var. Mesela diyor ki bir taraftaki şöyle bir şey olursa, beni böyle dürterlerse yazı göstereyim ya da böyle dürterlerse tura göstereyim. Belki öyle bir mekanizma var. Başlangıçta bu iki sistemin iki parçası birbiriyle ilk görüştüğü sırada anlaşıyorlar aralarında. Diyor ki beni böyle dürterse yazı yap. Seni de böyle dürterlerse ben de tura yapacağım diye. Belki aralarında anlaşıyorlar. Böyle bir anlaşma varsa, yani onların, bizim fizikçi olarak ya da
insan olarak ölçemediğimiz, bilemediğimiz ama kendi aralarında bir anlaşmaları gizli bir parametreler, gizli bir algoritma varsa o algoritma sayesinde tekrardan bu problemi çözebiliriz diyor Einstein ve arkadaşları. Sonra ama bu halde yazdıkları makale öyle kalıyor. Öyle kalıyor. Ama orada Einstein'ın meşhur lafı var. Tanrı zar atmaz. Evet. Bununla ilgili söylüyor değil mi? Tanrı nazar atmaz, evet. Bununla ilgili söylüyor. Yani buradaki en büyük argüman aslında şu. Einstein'ın özel görelilikte hani 1905'te en ünlü olmasını sağlayan ilk adımlardaki makalelerindeki söylediği şey ne? Herhangi bir sistem ancak uzayda çevresindeki şeyleri etkiler. Bir sisteme uyguladığımız bir, mesela bir yere bir düğmeye bastık. Bu düğmeye bastığımızda bunun çevresine bilgi en fazla ışık hızıyla yayılır. Eğer ışık hızının daha ulaşamadığı kadar uzakta bir yerdeysek onu burada etkilemez. Düğmeye basıldığın bilgisini yok, onun için etkileyemez. Şimdi buna yerellik deniyor. Bu yerellik prensibi, özel görelilik, arkasından da genel görelilik gelecek. Einstein'ın en önemli dünya bilimi katkılarından bir tanesi. Şimdi dolayısıyla bu kadar kritik, bu kadar faydalı, bir sürü şeyi çok kolay açıklayan, bir sürü deneyin çözümlenmesini sağlayan, bu kadar sabit, sade bir prensibin savunucusu olarak geliyor. Ve ondan sonra diyor ki, böyle bir sistemi ayırdığımızda burada ölçüm yapmanın o kadar uzaklardaki bir yere etkisi olmasını ben kabul edemem. Bu kendi teorisine aykırı. Evet. Çünkü o bilgi orada hızlı, ışıktan hızlı gidiyor. Evet. Dolayısıyla da hani Tanrı zar atmaz derken şunu kastediyor. Buradaki yazı Turan'ın nasıl davranacağı ile ilgili bir yerde bir şey yazılı olmalı. Biz bilemesek bile bir yerde bir kuralı olmalı. Ve o kural sayesinde bu arkadaşlar uzaktan birbiriyle haberleşiyormuş gibi görünmeliler diyor. Dolayısıyla böyle bir başlangıç noktası var 1935'te. Önceden programlanmış olmalı ki bu olsun, yoksa bu haberleşme hızı mümkün değil demek istiyorum. Aynen, aynen. Peki hocam, sonra bunun üzerine... Sefer hocam, size geçtim. Bunun üzerine çok önemli bir şey yazılıyor. Kimse buna uzun müddet dokunmuyor bildiğim kadarıyla. Sonrasında bela kadar. Evet. Yoksa dokunuyor mu? Aslında var. Yani çok önemli ara aşamalar var. Bell'de daha önce bilinen bir teoremi daha güzel, anlaşılabilir hale getiriyor. Fakat arada bir şey var. Bu olaya dolaşıklık diyoruz. Orada bir terim konusuna da dokunmama müsaade edin. Dolaşıklık kullanan da var. Ama dolaşıklık ortak geçmişe ait iki parçacık arasında oluşan bir şey. Dolayısıyla Türkçemizdeki işte paydaş, yoldaş, karındaş, kardeş gibi ortak bir şeye benzerliği var. Bir başka şey, sadece bu terimi çevirmemiz gerekmiyor. Mesela iki parçacığı dolaştıran mekanizmalar var. Zeilinger zaten ödül alma gerekçelerinden bir tanesi bu Zeilinger'in. Buna dolaştırıcı diyoruz. Pek dolandırıcı demek istemeyiz. Bu bir terimle ilgili. O yüzden ben dolaşıklık kullanıyorum. Ama bu terimler zamanla maalesef başka yerlerde oturabiliyor. Onu bir kenara koyalım. 1935'te Einstein, Podolsky, Rosen'ın gözlemlediği bu olayı David Bohm çok daha basit bir hale getiriyor. Konum, momentum gibi şeyleri bir yana bırakalım. Tam verdiğiniz örnek gibi. İki tane top var, birisi siyah, birisi beyaz, ayırdık. Bu siyahsa bu beyazdır, bu beyazsa bu siyahtır diyoruz. Bu kadar basit. Fakat kuantum mekaniğinde bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Bu seneki Nobel, Bell teoreminin tescili. Bell teoremi de bu topların renklerinin ayrıldıkları yerde, yani kaynaktan çıkarken paydaş olarak çıktılar, dolaştılar. Birisi sağa, birisi sola giderken hangisinin hangi renk olduğunun bilinemediğini ispatlıyor. Matematiksel olarak ispatlıyor. Daha sonra... Yani siyah ve beyaz ayrılmadılar. Siyah beyaz da siyah beyaz olarak ayrılmadılar. Aynen ve bunun önceden bilinemeyeceğini, Bell eşitsizliği gösteriyor. Arkasından Ale Aspe, Clauser deneyleri. Önce Clauser geliyor. Onun daha iyisini Aspe ve arkadaşları yapıyor. Göstermiş oluyorsunuz deneysel olarak. Şimdi daha belki basit bir dille söylemek gerekirse, kuantum teorisi olasılıklar üzerine kurulmuş. İhtimaller, ihtimaliyetler. Peki bu teoriye biz bilmiyoruz ama ileride birileri, bizim çocuklarımız, torunlarımız yeni şeyler keşfederek, bir şeyler katarak acaba bu olasılıkları ortadan kaldırabilirler mi?
Bizimkiler zamanında bunları bilmiyorlarmış. Ama bakın bunları koyarsak deterministik olarak daha bir şeyi gözlemlemeden bulabiliyoruz gibi bir yere gelebilirler mi? Bell teoremleri, eşitsizlikleri bunun olamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla kuantum mekanikindeki rastgelelik mutlak bir rastgelelik. Bir de Einstein'ın, şu an seyircilerimiz görüyordur, benim sık sık kuantum mekaniğinin Mona Lisa'sı dediğim bu Solvay konferansı resminde ortada oturuyor. Bohr'la bu tartışmalarından en çok meşhur olanlardan bir tanesi, sonunda çözdüm, belirsizlik ilkesini ihlal ettim diyor. Bir kutu içerisindeki ışık tanecinin dışarı çıkışıyla ilgili bir paradoks öneriyor. İlk kez Bohr, o dev adam, zorlanıyor ve cevapsız olarak eve gidiyor. Ertesi gün çözümle geliyor. Çözüm Einstein'ın genel görecelik teorisinden geliyor. Yani yükseklik değişinde zamanın hızının değişeceğini kullanarak bir daha kuantum mekaniğinin doğruluğunu ispatlıyor. Einstein'ın o meşhur lafı da tam bu sırada söyleniyor. EPR makalesinden önce aslında Tanrı zar atmaz. Fakat EPR türü, yani bu siyahsa bu beyaz, bu yeşilse bu mavi, neyse o korelasyon kullanarak karşı tarafa haber gönderilemeyeceğin ispatını da Tanrı'nın çok çok iyi zar atması sayesinde yapabiliyoruz. Yani burada bir ölçüm yaptığımızda bu mutlak bir rastgelelik. Mükemmel bir sistemde %50 olasılıkla siyah, %50 olasılıkla beyaz çıkıyor. Bu %49.99999 olsaydı ışıktan Aman. Hızlı haber gönderebilirdik. Işıktan hızlı haber gönderip göndermemek böyle bir insanlara çok fantastik bir şey gibi geliyor. Ne olacak yani, biraz daha hızlı olsun, biraz daha yavaş olsun. Alt tarafı bir sayı değil mi? Bu iş o kadar kolay değil. Onun mutlak değeri de o kadar önemli değil. Herhangi bir sayı doğru. Ama bakın, görecelik kuramı, özel görecelik kuramı bize çok önemli bir şey öğretiyor. İki farklı noktadaki olayların kronolojik, yani zaman sıralaması yoktur. Örneğin iki ikiz alalım, Şinasi ve Recai, ellerinde birer tane spin olsun. Bunlar üzerinde ölçüm yapsınlar veya kutuların renkleri ve bir başka gözlemci, ortak arkadaşları diyelim ki Yeşim de Şinasi ile Recai'ye bakıyor olsun. Yeşim'in hızına bağlı olarak önce Şinasi ölçüm yapar, sonra Recai veya önce Recai, sonra Şinasi veya ikisi aynı anda yapar. Dolayısıyla farklı yerlerdeki olayların sıralaması yoktur. Bu kuantum mekaniğinde maalesef bazen unutuluyor görecelik kuramı. Bu ölçüldüğünde aynı anda bu da belli olur deniyor. Bu fiziğin en temel teoremlerinden bir tanesine ters. Bu cümle yanlış bir cümle. Dolayısıyla sıralama yok. Peki ne olabilir? Örneğin Recai'nin çaktırmadan Şinasi'nin yanına geldiğini düşünün. Ve birisinin öbüründen önce olduğunu düşünün. Hangisinin önce olduğu önemli değil. Eğer iki uzak olay birbirini etkiliyorsa aynı zamanda iki farklı zaman da birbirini etkiliyor demektir. Yani siz henüz gelmemiş bir geleceği veya geçmiş bir olayı etkiliyorsunuz demektir. O yüzden bir noktadan bir noktaya kuantum mekaniği veya başka bir teoriyle haber gönderememek çok 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 önemli. Ve Bell eşitsizlikleri bunu ilk kez uzayda ortaya koyuyor. Bu üç deneyici değişik aşamalarda bunun uygulamalarını ve deneysel ispatını... Ne diyor Bell tam olarak, ne diyor? Bell burada yapılan bir ölçümün... Para örneğinden başladık, oradan gidelim. Kuantum mekaniğinde paralar sadece yazı türü olmak zorunda değil. Üstünde örneğin hangi darphanede basıldığı yazılmıyor ama o bilgi olsun. Ya da basıldığı yıl olurdu, eskiden halen var sanıyorum. Örneğin çift yıl veya tek yıl olsun. O da iki tane. Başka sorular da sorabiliriz. İşte burada iki uzak nokta arasında örneğin bunun paranın yazı türü olmasına bakmakla üstündeki basım tarihinin tek mi çift olduğuna bakmak arasında burada yapılan yazı tura deneyinin sonucu değişiyor. Bell eşitsizliği bunu gösteriyor. Ama bu yolla, bu olay tamamen rastgele olduğu için ve tırnak içerisinde Tanrı zar attığı için, dünyanın en mükemmel, evrenin en rastgele olayı olduğu için bu, buradan buraya işaret gitmiyor, gösterebiliyoruz. Bell eşitsizliği aslında ilk kez bir anlamda daha önceki Cohen-Specker teoremi dediğimiz bir teoremin basit hali. Yani A'nın değeri, A büyüklüğünün değeri, yazı türeyi de bırakalım, daha basit konuşalım. A'nın büyüklüğü B ile mi, C ile mi ölçüdüne bağlı olarak değişiyor. A'nın mutlak bir değeri yok, bağlamsal. Yani kiminle birlikte ölçüdüğüne bağlı. Tam bir şey anlar gibi olmuşum, anladım.
Bu aslında şey, bel törümünün altında yatan şey. Daha önce tam aynı yıllarda ama biraz daha önce oluşturmuş Cohen-Spechler teoremi denilen bir teorem. Burada bu makalenin yazarlarından bir tanesi farklı bir şekilde gerçekten bir teolojik, yani ilahiyat sorusu soruyor. Peki biz bunu bilmiyoruz ama Tanrı bilebilir mi? Neyse artık onların Tanrısı soran kişinin. Bunun olamayacağını gösteriyor. Çünkü bunu varsayarsak anın değeri burada çok uzak bir noktada, onu etkilemeyecek bir noktadaki B ve C'den bağımsız olmalı. Çünkü deney buradan buraya ışığın giderek harcayacağı süreden daha önce tamamlanıyor. Mesela bir saniyede ışık buradan buraya gidecek. Biz deneyi yarım saniyede yapıyoruz. 10 saniyede gidecek. Bir saniyede yapıyoruz. Dolayısıyla bunu hayatta etkileyemez diyoruz. Ama deney sonucuna baktığımızda A, B ile başka, C ile başka davranıyor. Farklı değerleri çıkıyor. Farklı çıkmasın, aynı çıksın dersek bel eşitsizliği, bel teoremi bize bunun doğru olmadığını söylüyor. Küçük bir şey de eklemeye müsaade edin. Bel teoremi bizleri, insanlığı çok uzak noktadaki olaylar, Einstein, Podolsky, Rosen'de özellikle Einstein'ın bahsettiği bu uzaktan etkileşime bir anlamda bir göstergesi olduğu için insanları çok etkiliyor. Mesafeler bizi çok etkiliyor. Aa bakın, kuantum mekaniği birbirinden çok uzak noktadaki olayları birbirine bağlıyor deniyor. Fakat özel görecelik kuramı bize ne der? Uzay ve zaman yoktur. Uzay zaman vardır. Cohen-Spechler teoremi bu özelliğin sadece bu 2 çarpı 2 4 boyutlu sistemde de 3 boyutlu sistemde de doğru olduğunu söylüyor. Ama Bell bu problemi ya göremiyor ya da çözemiyor. Bu problem Bell'den 40 yıl sonra Kliyaçko, Can, Binicioğlu, Shumovsky tarafından çözüldü. Ve bunun da deneyi yine Nobel'e layık görülen Zeilinger tarafından ilk kez yapıldı. Tahmin ederim Nobel ödül töreni. Türkiye'de mi yapıldı bu iş? Bu eşitsizlik, evet, Türkiye'de Bilkent'teki maalesef şu an hiçbiri olmayan bir ekip tarafından, fizik ve matematikçiler tarafından geliştirilmişti. Hiçbiri yok. Dört yazarı var bunun. Shumovsky, Alexander Shumovsky maalesef makaleyi yazıp gönderdikten bir hafta sonra hayatını kaybetti. Kliyaçko matematikçi. Matematikte çok çok önemli işler yaptı ama... O da Bilkent'teydi. Evet, Bilkent matematikteydi ama şu sağlık sorunları nedeni artık orada değil sanıyorum, Rusya'ya döndü. Bu arada bu iki bilim insanı da bugün bir Ukrayna-Rusya olayları yaşıyoruz. Daha önce duvar yıkıldığı zaman yaşanan olay sonucunda TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'ye gelmişlerdi. Çok faydalı bir programdı o. Ortadaki iki kişi de Sinan Binicioğlu. Artık fizikle uğraşmıyor bildiğim kadarıyla yurt dışında. Muhammed Alican da aynı şekilde kriptografiyle uğraşıyor. Almanya'daydı son haberleştiğimizde. Ama Zeilinger yine bu eşitsizliğin önemini anlayıp ilk kez deneyini yapıyor. Bu eşitsizlik ne yapıyor? Belli bir anda bir deney yaptığınız ve bir sonuç buldunuz. Bu sonuçtan eminsinizdir. Bu sonucu bulduktan sonra ileriki bir zamanda yapılacak bir ölçümü bu sonucu değiştirmemesi lazım. Tıpkı burada çok uzak mesafelerin birbirini etkilememesi gibi. Ama bu eşitsizlik daha sonra yapılacak ölçümün buradaki ölçümü etkilememesini varsayarsak bunun yine doğru olmadığını gösteriyor. Zamanı bozuyor. Değil. Yine işaret gönderilemiyor. Yani geçmişe veya geleceğe. Aynı şeyler yine burada da var. Ama kuantum mekaniğinde bu değerin tek başına mutlak olmadığını, buna da bu kez A diyelim. A'dan sonra B mi, C mi ölçtüğümüze göre A'nın değerini ayrı ayrı. Yani A ve B yoktur. AB vardır. A ve C yoktur. AC vardır. İkisi bir bütün oluşturur ölçümde dememiz gerektiğini söylüyor. Bugünkü Nobel'de belki bu çok vurgulanmadı çünkü bu Nobel daha çok dolaşıklık üzerine, Bell teoremine, 60'lardaki teorem üzerine. Bu konu KCB'si henüz sanıyorum yeterince hazmedilmedi çünkü aynı şeyi zamanda gösteriyor. Eğer Bell teoremleri ve deneyleri uzayda birbirinden uzak noktalar arasındaki Einstein deyişiyle uzaktan etkileşimi gösteriyorsa bu da geçmiş ve gelecek arasında etkileşimi gösteriyor. Ama dedim zamanın geçirdiğim oyun. Evet, evet. Aynen söylediğiniz gibi. Hocam bununla ilgili Bilim Teknik'te bir şey çıkmıştı galiba. Bir güzel bir yazı. Hani şeyler okuyabilirler. İzleyiciler belki bulurlarsa sanırım var. Ne diyordum? Yani bu hocamın anlattıklarını
biraz daha ayrıntısıyla okumak isteyenler için yani ana hatlarıyla hani hocam anlattı zaten de enteresan bir sonuç yani gerçekten hani Türkiye'den de böyle bir şeyin çıkmış olması da ayrıca gurur verici tabii. İsterseniz şöyle... Zaten bildiğim kadarıyla sizden öğrenmiştim onu da. Bu Nobel alan hocaların hepsi, hemen hepsi, ikisi galiba Türkiye'ye gelip konferans vermişler. Evet, öyle rastlantılar oldu. Bir tanesi, yani sondan başlarsak, Zeilinger bizzat gelmişti. Asım Barut hocamızın anısına yapılan bir toplantı oluyor, konuşma. Orada konuşma yapmıştı İstanbul'da. Aynı zamanda dediğim gibi bu KCB'si eşitsizliğin deneyimi yaptı. Ali Aspen'in grubunda bu deneyi yapan, yani beleşitsizliğini tartışmasız, bir noktaya kadar tartışmasız ilk deneyini yapan grupta Philip Grangier var. O da bizim COBIT dediğimiz kuantum optik ve bilişim, kuantum optik ve bilişim toplantılarımız oluyor. Orada davetli konuşmacımızdı iki sene önce. Nobel alan değil ama o ekipten birisi. Fakat az bilinen bir şey var. Onu sohbetimizde arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Einstein, Podolsky, Rosen'ın Rosen'ı da benzer şekilde İstanbul'da bir seminer vermiş. Bunda eskiler ne kadar eski, yani 70-80 olabilir. 50 sene vardır. Cihan Saçlıoğlu hocamızdan bunu öğrenmiştim. Cihan Saçlıoğlu hoca deyince aklıma şu geldi. Geçen programınızdan sonra, geçen haftaki iki Ali hocayla yaptığınız programdan sonra ben tam ona bakarken YouTube'da Nobel programı çıktı. Ona bastım. Tam onu dinlerken telefonum çaldı. O sırada demek ki Cihan Hoca da takip etmiş. Duydun mu haberi dedi. Çünkü yıllardır bu ekibin en azından Ali Aspe neden almadı halen Nobel'i diye konuşuyordu. Ve onun gerçekleşmesi üzerine aramış. Seyircilerimizle şunu da paylaşmak isterim. Bu üç isim, yani Nobel'ler verilir, insanlar şaşırabilir ama bu üç isim Aspe, Clauser ve Zeilinger uzun süredir konuşulan bir üçlüydü. Beklenen bir Nobel zaten. Beklenen bir Nobel'di ve bundan bir sene önce de aynen bu liste üzerine çekilmiş bir videoyu sosyal medyada bulabilirler. Bir şey diyorsunuz galiba siz. Ben şey diyecektim. Şimdi böyle bir sanki çok derin ve felsefi yorumlara çok açık olan bir konu tartışıyoruz. Evet. Böyle hani izleyiciler açısından şunun altını çizmek lazım. Böyle felsefi derinliği olan bir şey olduğu için de kısmen fizik dünyasında da özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle birazcık uzakta tutulmuş. Bir yani. Evet, yani böyle çoğu fizikçinin pek fazla girmediği, ya hesabını yapıyoruz nasıl tutuyor, fazla bunlara kafa yormayın dediği bir konu bu. Ama tabii sonrasında buna kafa yordukları için de işte bin bir türlü yeni teknoloji çıktı. İşte kuantum bilgisayarlar, kuantum kriptografi vesaire. Dolayısıyla hani eğer ki bir yerde dikkatleri dağıldıysa izleyicilerin şaşırmasınlar. Fizikçilerin de bir dönem bayağı dikkati dağılmış. Evet. Kadir Hocam, şimdi bir şey merak ettim. İşte kuantumla ilgili, işte burada Esen Ercan Alp Hoca gelmişti. O bize kuantum mekaniğinin uygulama alanlarıyla ilgili olarak çok net ve hoş şeyler anlattı. Hayatta ilk defa kuantumla ilgili... Ha, bu bir şeymiş hissine kapıldığım gündür o gün. Çünkü ondan önce bunu niye öğreniyoruz ki? Yani bilmesek de olur nevinden böyle bir ne diyeyim, ahmakça yaklaşımım vardı. Şimdi bu neyi değiştiriyor? Yani böyle bir şeyi bilmek, bu Nobel'in verilmesine dolan ispat neyi değiştiriyor? Uygulamada ne değiştiriyor fizik uygulamada? O videoyu ben de izledim. Daha doğrusu yayını izledim. Orada anlatılan uygulamalar aslında birinci kuantum devrimi diye geçer. Hı-hı. Yani o NMR cihazları, işte lazer diyotlar, diyotlar ve transistörler vesaire, bunlar aslında birinci kuantum devrimidir. Şu an biz ikinci kuantum devriminden bahsediyoruz. Bunun teknolojik uygulamaları aslında gündemde. Bu beleşitsizliği mesela değil de kuantum haberleşme. Mesela o işte az önce bahsedilen dolanık parçacıkların uzaktan birbirleriyle kuantum korelasyonlar göstermesini anahtar dağıtımı yapıp o anahtarı kriptografik haberleşmede kullanıyoruz. Evet. Bu tam olarak dolanık fotonlarla yapılabilen bir şey. Hatta bu da 91 yapılıyor, yılında... Yapılıyor, uygulaması vardı yani. Yani biz yapıyoruz. Uydudan da yaptık. Deneylerini yaptık bunun. Hani uzayda da yapıldı. Çünkü o da ayrı bir konu. Hani kuantum çekim ile uyuşmuyor, problemler var. Tam bir teori olmayabilir mi gibi tartışmalar da var. Dolayısıyla biz hani uydu gönderip uzayda bu dolanıklık, yani beleşitsizliği ihlali deneyini yapmak istediğimiz zaman teoriciler göremeyebilirsiniz. İşte o yer çekim dalgalanmalarından dolayı göremeyebilirsiniz
demişlerdi ama gözlemledik, gördük. Dolayısıyla uzayda da yani o etkilenmiyor ondan o kadar. Bunun uygulamaları ne olur kısmında? Önce şeyle başlayayım isterseniz. Bu bel işsizliği ihlalinin deneyici için anlamı nedir? Bizim için filtredir. Mesela dolanık fotonları gönderdik uzak mesafelere. İşte özür dilerim. Dolanık foton ne demek? Dolanık foton şu demek. Ben şey örneğini veriyorum. Siyam ikizleri örneğini veriyorum. Bu rahmetli Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. İkiz kardeşler var. Siz kardeşe miydi? Yok, ikiz kardeşler var. İşte birisi kabadayı, diğerisi biraz daha bankada çalışıyor falan. Birinin üstüne işte nane limon dökülüyor. Öteki Allah diye bağırıyor falan böyle. Hani aralarında bir ilişki var. Dolanık parçacıklar arasında böyle bir ilişki var. Ama burada şunu düzeltmek lazım. Einstein neden yanıldı sorusunun da aslında cevabı. İki tane parçacık yok aslında burada. Bunlar fizikte tek bir non-separable state diyoruz buna. Hani ayrılamaz durum. Aslında orada tek bir nicelikten bahsediliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu parçacıkların birisi diğeriyle ilişkili. Bunu haberleşmede kullanabiliyorsunuz. Kuantum görüntülemede kullanabiliyorsunuz. Şimdi yeni bir kavram var. Kuantum internet. Kuantum internette kullanabiliyorsunuz bunları. Birçok farklı uygulamalar var. Ne fark ettiriyor internette veya haberleşmede? Kuantum internet aslında bir internet değil. Sadece örnek veriyorum. İşte IBM, Google bir tane çip üzerinde örnek veriyorum. 500 tane qubit yapmaya çalışıyor. Qubit oradaki işlemci gibi düşünebilirsiniz. Bunun yerine işte bu Avrupa Birliği'nde yapılan bir proje bu. Amiral gemisi programı. İşte 3 qubit İstanbul'da, 5 qubit Ankara'da, işte 8 tanesi İzmir'de. Ya bunlar herhangi bir bağlantı olmadan konuşuyorlar. Dolanıklığı kullanaraktan işte o bel eşitsizliğine bağlı, orada bağlanıyor. Sanki aynı yerdeymiş gibi. Yani yerellik yok ya. Dolayısıyla sanki aynı yerdeymiş gibi toplamı kaç oluyor? 3, 5, 8, 16. 16 tane qubit sanki bir aradaymış gibi hesaplama yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'nın... Ve aynı anda yapıyorlar bunlar. Evet. Avrupa'nın geneline yayılmış bir kuantum bilgisayarı düşünün. Bir hesap yapılıyor ama... Bütün bilgisayarların kuantum bilgisayarı, dünyadaki bütün bilgisayarın birbiriyle haberleştiğini düşünün. Onunla ilgili şöyle bir uygulama var. Yüksek frekanslı ticaret mi deniyor? Trading. Amerika'da özellikle çok yaygın bu. Orada bir kuantum fiber hattı kuruldu Wall Street'e. Kuantum haberleşmede kullandığımız dolanık fotonlarla çok hızlı bir şekilde... Hani çünkü milisaniyelerin bile önemi var orada. Dolayısıyla hızlı bir şekilde... haberleşme, kriptografik haberleşme yaparaktan hani oradaki işlemleri daha hızlı yapmaları mümkün oluyor. Peki bunu bilmek yani bu ispatlanmazsa zaten bunu yapabiliyorduk o zamanın kadarıyla. Evet. Bunun bir faydası olmadı. Bel eşitsizliği ihlali deneyiminin bir faydası olmadı. Bel eşitsizliği ihlali deneyini biz deneyiciler şeyde kullanıyoruz. Mesela işte fotonların birini size gönderdim, birini Zafer Hocama gönderdim. Dolanık oldukları için sizin normalde aynı anahtarı elde etmeniz lazım. Diyelim Erkcan Hocam oraya girdi. Ve sizin fotonlarınızı ölçtü. Ölçtüğünün aynısını size göndermeye çalıştı. Artık o gelen fotonlar ikiz değil. Sadece birbirine benzeyen fotonlar. Hani ikiz örneğini vermiştik ya. İkizlik bozuldu. Dolayısıyla artık siz aynı şeyi elde etmiyorsunuz. İşte birinin üzerine çay dökülüyor, çekip öteki bağırmıyor. Dolayısıyla biz burada kriptografik haberleşme yaparken araya birisi girdiği zaman iki tarafın da haberi oluyor araya birisi girdi diye. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte Ekar 91 protokolünde bel eşitsizliği ihlali deneyi yapıyoruz. Değer 2 ile 2 kök 2 arasında yani 3.8 arasında bir değer çıkarsa kuantumdur. Yani korelasyonlar bozulmamıştır. 2'nin altındaysa araya birisi girmiştir ve kırmaya çalışıyordur. Protokolü iptal edin çünkü dinleyen var. Dolayısıyla %100 kriptografik anlamda %100 bir güvenlik sağlıyor. Benzer şekilde bunun şeyde uygulamaları var. Görüntüleme ve algılama tarafında uygulamaları var. Yakın zamanda işte daha doğrusu yeni başlayan kuantum lidar projesi var. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yaptığımız. Orada da hem görünmez hem de kandırmaya karşı dirençli bir kuantum lidar yaparak drone güvenliği sağlama üzerine bir proje bu. Peki biz bunu nasıl anlıyoruz? Kandırma yapılamama özelliğini nasıl anlıyoruz? Yine bel eşitsizliği ihlali yapıyoruz. Bel eşitsizliği ölçümü yaptığımız zaman, bel ölçümü yaptığımız zaman bir algoritma sonucunda 2 ile 2 kök 2 arasında bir değer çıkması lazım. Bu çıkıyorsa tamam, gerçekten karşıdan bir cisim geliyor. Bu bizim gönderdiğimiz fotonlar ondan sekip geri geliyor. Onun altında bir değer çıkarsa birisi bizi kandırmaya çalışıyor. Yani güvenlik ihlallerini ölçmenin en kolay yolu. Evet. En kolayın ötesinde fizik kanunları tarafından korunan yol. Yani hiçbir Tanrı tarafından korunuyor yani. Evet, yani evren buna izin vermiyor. Araya birisi girdiği anda siz araya birinin girdiğini çıkarabiliyorsunuz ve hani şey yapamıyorsunuz. Yani bu acaba bir mekanik bir yöntem bulayım, muhteşem bir mühendislik yapıp da araya bir şey gireyim diyemiyorsunuz. Çünkü fizik kanunları sizin... Yani sizin bir algoritma yazmanıza gerek yok. Bunun için kendi doğa yazmış zaten bunu korumayı. Bununla ilgili alt şeyini oluşturmuş. Doğa böyle altyapıyı vermiş. O altyapıyı da işte uygun şekilde kullanabilecek olursak
araya kimsenin giremediği bildiğim tam kadarıyla güvenli hocam, şey oluyor. Doğada dolanıklık yok. Ya da bizim kullanabileceğimiz bir dolanıklık yok. Bildiğim kadarıyla. Biz bunu laboratuvarda kendimiz yapay olarak yapıyoruz. Hayır, prensip olarak ama. Yok yok, gerçek anlamda bildiğimiz fotonlar, hani ölçeceğimiz yani, fotonları. Hani şöyle bir şey var tabii, ne bileyim, şey olabilir, elektron, pozitron bir araya gelip işte ortaya iki tane foton çıkardığında o fotonlar dolaşık şekilde çıkıyorlar. Yani dolaşıklık doğada var ama. Düşünerek mi söyledin? Yani şu anlamda, elbette o anlamda söylemiyorum. Çünkü Bell eşitsizliğini Yakir Ahırnoğlu Bell'den daha önce doktora tezinde yapmıştı. Bu şekilde değil, aynen bu problemi inceliyor. Pozitron ve elektron bir araya geliyor momentum koruması için. İki foton çıkıyor. Sonra bu çıkan fotonların polarizasyonlarını inceliyor. Bunların baştan kaynakta belirlenemeyeceğini fark ediyor. Aslında Bell'den önce bu olayı görüyor. Fakat hepsi yakın tarihler. Sanıyorum tezi 57'ydi. Arada Cohen-Spaker teoremi geliyor, sonra Bell geliyor. Dolaşıklıkla ilgili şöyle bir aktarma yapalım. Dolaşıklık aktarması aslında bu. Dolaşıklık bir tür kuantum kanalı. Yani bir kuantum sistemiyle başka birisi ancak bir dolaşık çift veya dolaşık çiftlerle bir bütün olabiliyor. Klasik olarak buradaki bilginin buraya gitmesi mümkün değil. Buna telenakil diyoruz. Telenakil için de bu dolaşıklık gerekiyor. Zaten Zeilinger'in ilk yaptığı, yani o Nobel gerekçelerini okursanız, katkılardan bir tanesi bu telenakil deneyi de gerçekleştirmek. Bir anlamda ışınlama, kuantum ışınlaması, ama telenakil diyoruz. Orada bu kuantum hattı gerekiyor. Bir başka şey, kuantum dolaşıklık aktarma dediğimiz, ben Kadir hocamızla dolaşığım, Kadir hocamız aynı zamanda Erkcan hocamızla dolaşık, sonra bir numara yapıyor, kendisi aradan çekiliyor, Erkcan'la beni dolaşık hale getiriyor. Bu çok önemli, böylece uzun bir kanal kurmuş oluyoruz. Bir de bu kuantum sistemleri çok uzun yaşamıyorlar. Birçok kez dışarıyla etkileşim sonucu kuantum özelliklerini kaybediyorlar. Kuantum özelliği ne demek? Yani aldığımız bir sistem, mesela işte yazı tura veya üst üste binme, süperpozisyon dediğimiz yazıyla turanın karışımı bir durumda, bunun kuantum bilgisinin korunmasını istiyoruz. Örneğin bit, klasik bilgiler 0-1 olurken bunlar 0'la 1'in karışımı, birçok şey olabiliyor. Bir şey oluyor, peki matematiksel bir büyüklük bu. Bu bilginin kalmasını istiyoruz. Dışarıya etkileşim sonucu bu kendiliğinden sıfır ya da kendiliğinden bir olabiliyor. Yani bütün emeğimiz heba oluyor. Oraya yazdığımız bilgi, orada yapılan işlem yok olabiliyor. Bunun korunmasını istiyoruz. Süre kısa. Bu sırada biz eğer bunu alır da bakıp aynısından bunu yok edip bir daha yaparsak, aynısından bunu yok edip bir daha yaparsak bu süreyi uzatabiliyoruz. Bunları da tekrarlayıcı diyoruz. Klonlamak gibi. Değil, aynısını, bunu yok edip aynısını yapıyoruz dedim. Çünkü kuantum mekaniğinin temel teoremlerinden bir tanesi kopyalanamazlık. Yani bir durumu, kuantum durumunu, onu yok etmeden iki tane, üç tane yapamıyorsunuz. Yapılsaydı yine ışıktan hızlı haberleşebiliyoruz veya geleceğe ya da geçmişe haber gönderebiliyoruz. Bunlar böyle çok ince noktalar. Geleceğe ve geçmişe haber gönderebiliyoruz gibi anlaşılıyor bu teori. Bu. Bir daha söyler misiniz? Geleceğe ve geçmişe haber gönderebiliyoruz gibi anlaşılıyor. Eğer şimdi kopyalama olsaydı. Şu anki durumları göstermiyor mu bir yandan? Yok, hayır. Demin ilk konuştuğumuzu mu söylüyorsunuz? İkisi farklı şey. Burada bahsettiğimiz, eğer herhangi bir kuantum durumunu kopyalasak birçok sorunumuz çıkacaktı. Işıktan hızlı haberleşme vesaire. Bell teoremindeki uzaktan veya KCBS teoremindeki zamandaki uzaktan olaylarda başka bir şey gözlüyoruz. Orada kuantum ilintilerinin klasik mekanikte düşündüğümüzden daha öte olduklarını görüyoruz. Bu kadar konuşmuşken isterseniz şu sayıyı da söyleyelim. Demin Kadir hocamız ağzından 2√2 ila bazı sayılardan bahsetti. Yerli, tam milli olmasa bile yarı milli, KCBS eşitsizliği için bunu söyleyelim. A1, 2, 3, 4, 5 tane sayı düşünün. Bunlar artı 1 ya da eksi 1 oluyor. Ve bunları sırayla çarpıyorsunuz birbirine. Artı ile artının çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı da artı, ama farklı işaretse eksi çıkar. Peki 5 parmağa 5 tane sayı yazarsak artı ya da eksi, bu sayı en küçük kaç olur? Parmak hesabı derler ya, tam parmak hesabı. 1, artı, eksi, artı, eksi, artı koyun, bakın 2 artı geliyor. Ne yaparsanız yapın bu sayının eksi 3'ün altında olamayacağını görürsünüz biraz oynayınca. Fakat kuantum sisteminde bu eksi, yani 5 eksi 4 kök 5 tam değeri, eksi 3, 90, 97 gibi bir sayılara düşüyor.
Dolayısıyla demek ki bu baş parmağın işaret parmağı mı, serçe parmakla mı birlikte ölçüldüğüne göre değeri farklı çıkıyor demek. Bu da ama bunu ölçtükten sonra yapılacağı için, bunu zaten ölçtüm diyoruz biz, bunu sonra yaptığımız halde o onu etkiliyor gibi düşün. Ama tam böyle değil. Bu bir yorumlama. Sonuca bakalım, teorimin ne yaptığına bakalım. Fakat ben arada lafa girdim. Kadir hocamızın bahsettiği konuyla ilgili olarak dolaşıklık, zaten bütün o metinde de bunu görebilirsiniz 2022 Nobel ile ilgili. Kuantum enformasyon kuramının kaynağı, zenginliği gibi bir terim kullanılıyor. Bunun anlamı şey, haberleşmede, kuantum bilgisayarlarında, anahtar dağıtımında, benzetimcilerde, simülatörlerde hep bunu kullanıyoruz. Bu arada bunun örnekleri hani pratik hayatta kullanılmaya başlandı hali hazırda. Yani işte kuantum bilgisayarlar falan duyuyoruz ama bayağı şey yok ya, belli bir seviyede var ama ben daha pratik olarak mesela 2004'te hani ödülü alan Zeilinger'in ekibi daha 2004'te bir sanırım Viyana'da bir bankayla, Avusturya Bankası'nda öyle bir şeyle bir anlaşma yaptı. Ve de bankanın bir veri ne deniyor işte? Seçim sonucu diyebilirim hocam. O 2007'de, 2004'te direkt bankadan işte 3000 euro mu ne bir parayı bir hesaptan bir hesaba aktarmayı bu hiçbir şekilde araya girilemeyen yöntemle başardı. Ve de o 3000 euroyu da banka Zeilinger'in hesabına yapıyormuş, hani bir çeşit aynı zamanda destek vermek için. Pratikte 2004'ten itibaren hani bankalar bunu yapabileceğine dair örnek oldu. Sonra 2007'de bu sefer Cenevre'de Nicolas Gizin diye bir başka var, fizikçi. O da bu grubun iyi örneklerinden bir tanesi. Onun ekibi de Cenevre'de bir oylama verilerinin aktı. Nasıl işte bu elektronik oylama sistemini kullanıyorlar. Veriyi ana merkeze yollamayı bu sistemle yaptılar. Özetle hani herhangi bir şeyi çok iyi korumak istiyorsak, herhangi bir veriyi bir yerden bir yere gittiğinde kimsenin araya girmeden emin olmak istiyorsak bu yöntemi kullanabiliyoruz. Bu arada tabii o az önce söylediğiniz işte kopyalanamazlık denilen kısımla da bu aslında direkt örtüşüyor. Çok basit düşünecek olursak, ben zaten araya girdiğimde gelen bir bilgiyi aynen kopyalayabilme becerim olsa, araya girdiğimde hiç ruhunu doyurmadan buraya girerim, kopyasını alır size yollarım. Ama kopyalanamaz olması, bu kuantum durumların kopyalanamaz olması, araya girdiğim anda onu bozmama sebep oluyor. O yüzden de hani şeylerin hepsi işte zamanda, mekanda temel bildiğimiz bir sürü fizik kuramı bir arada böyle çok sıkı bir yapı oluşturuyor. O yüzden de bu kadar da güvenebiliyoruz yani hani bir saçmalık yaptığında çok yani bunu ben çözebilirim ya da araya girdim şunu yapabilirim dediğinde aslında birkaç yoldan fiziğin her tarafı seni elini kolunu bağlamış durumda. Hiçbir şekilde önüne geçemeyeceğin güvenli bir sistem olduğunu böyle garantilemiş oluyorsun. Orada bir not düşmek isterim ben. Hocam yan kanal saldırıları her zaman mümkün. Bu kriptografik iki tane yan kanal saldırısı yaptık mesela. Bu kırılamaz dediğimiz sistemi kırdık iki farklı şekilde. Makale olarak yayınladık bu akademik çalışma olarak. Orada yaptığımız şey şuydu. Günün sonunda biz fotonlarla yapıyoruz bunu, ışık parçacıklarıyla. Ve fotonları bir detektörle ölçüyorsunuz. Detektörle ölçtüğünüz zaman gelen fotona karşılık bir tane elektronik bir darbe, pals oluşturuyor. Ve bunu oluştururken bir elektromanyetik radyasyon yaydığını fark ettik. Çünkü yüklü parçacık ivmelendiği zaman elektromanyetik radyasyon yayar. Bu prensipten bu diyotların Türkçesini bilemeyeceğim, junction'larında kavşak. Orada ivmelendiği zaman bir radyasyon yayması lazım. Bir hesapladık onu, bir baktık ne kadar diye. Ciddi miktarda yayması lazım. Sonra onu algılayabilecek bir anten yaptık. Ondan sonra duvarın arkasından, yani belli bir mesafeden o radyasyonu ölçtüğümüz zaman, tek foton geldiği zaman biz ondan haberdar olduk. Dolayısıyla sisteme hiç dokunmadan arka taraftan dinleyip aynı anahtarı klonlamış olduk. Mesela bu bir yan kanal saldırısı. Yani sisteme bir şekilde uzaktan ya da yakından fiziksel olarak müdahale edebiliyor. Müdahale etmeniz gerekiyor. Ama tabii bu şöyle, bu kuantum anahtar dağıtımının tabii ki sonu değil. Bir şey bulunduğu zaman ona hemen önlemi de, zaten aynı makalede şöyle önlem alınabilir diye de açıklıyoruz. Ama yan kanal saldırıları mümkün bu yani. Bu ama hani netleştirelim, yan kanal gene
bizim bildiğimiz klasik bir şeylerle ilişkili. Tabii, yani tabii. Kuantum kanalının üzerinde bir şey yapamıyorsun. Yan tarafta kesinlikle. Ne olup ne bittiğine bakman gerekiyor. Ya yani tabii insanoğlu hani yaratıcı bir şey. Sonuçta bir şekilde çevresinden dönmeye çalışıyorsun ama ana hatta... Aslında problem hep şeyde oluyor. Kuantum bilginin klasiğe döndüğü yerde yine aslında problem var. Yani baktığınız zaman foton detektörleri... Kuantum bilgiyle klasik bilgi arasındaki fark nedir? Süperpozisyon. Kuantum bilgiyi ölçmediğiniz zaman süperpozisyon durumunda. Yani aynı anda işte örnek verirsek hem yukarı doğru dönüyor. Yani şöyle dönüyor yukarı doğru. Hem de aşağı doğru dönüyor. Siz ölçünce bir tanesi oluyor. Bir tanesi yukarı bir tanesi aşağı oldu. Evet. Yani aslında bu şey ünlü Schrödinger kedisi durumu. Şey durumu evet yani bu kadar bizim bu yaşadığımız makroskopik dünyada aynı anda iki yerde görmüyorsunuz beni değil mi? Yani her şeyin tek bir yeri var, tek bir işte durumu var. Ama az önce sordunuz ya siz de hani kuantum olunca kuantum bilgi nasıl oluyor? İşte kuantum sistem bu aynı anda birden fazla durumda olma özelliğine sahip. Onu kaybettiğimiz bir yerde kaybediyor olmamız lazım değil mi? Çünkü hani sonuçta burada bakıyoruz o özelliklere sahip atomlar, elektronlar, işte temel tanecikler falan var. Ama yukarı geldiğimizde bunların hiçbirisini biz gözlemliyoruz. Demek ki yolculukta bir yerde o küçücükten yukarı doğru gelirken bu bir şekilde kayboluyor. O nasıl kayboluyor başka bir tartışma konusu ama özetle sistemi çevresiyle etkileştirdiğimizde bu özelliğin kaybolduğunu, o kuantum özelliğin kaybolduğunu fark ediyoruz. Çok kaba hatlarıyla. O yüzden de az önce şey Zafer Hocam'ın belirttiği hani korumaya çalışıyoruz. İşte o kuantum bilgi kaybolmasın, kuantum durumunu kaybetmeyelim dediğinin bir şeyi bu. Makroskopik sistemle, büyük sistemle, bizim insan boyutundaki sistemle asgari şekilde etkileştirecek şekilde işlemi yapıp sonrasında ölçümünü yapıyoruz. O işlem yapılırken de aradan bir şeyler oluyor. Peki Zafer Hocam şey diyor, Nobel'in verime geliş olarak bunu makroskopik ölçekte kanıtladılar diyor. Ne demek makroskopik ölçekte kanıtlamak? Oradaki makroskopik şey mesafe açısından yani bel eşitsizliğin ihlalini giderek daha uzak mesafelerde. Ne mesafe o? Yani şu an... Bir santim, bir kilometre, bir milyon teknoloji kilometre. Teknoloji şey mesafesinde yani uzayla haberleşme mesafesinde olduğumuza göre o uzaklıkları olacak. Düşünebiliriz. Fakat siz makroskopik deyince o başka bir şekilde de anlaşılıyor. Demin Erkcan Hoca'nın bahsettiği noktada bir ekleme yapmak isterim. Kuantum mekaniği nerede bitip de klasik mekanik başlıyor sorusu bundan 50 yıl önce başka cevaplanıyordu. Bu yıllarda başka cevaplanıyor. Çünkü Zeilinger İstanbul'a geldiğinde seminerde bahsettiği şey... atom değil moleküllerin girişimiydi. Yani 60-70 tane atomdan oluşan, karbon atomundan oluşan birisi 60 olunca şey tam futbol topu oluyor. Aynı şekil dikiş yerlerine bakarsanız. Bunlar bir elektron gibi, bir ışık taneciği, foton gibi girişim yapıyor. Dalga gibi davranıyorlardı. Orada hatta bir şöyle bir soru cevap geçmişti konuşmamızda. Biz burada neye bakıyoruz? Aslında o topun tam orta noktasına, merkezine bakıyoruz. Dolayısıyla büyük cisimlerin aslında nesine baktığımıza bağlı olarak kuantum özelliği görebiliyoruz. Aradan bir herhalde 10 yıl ya da öyle bir süre geçmişti. MIT'den bize bir astrofizikçi geldi. Gravitasyonel dalgaları gözlemeye çalışıyorlardı ve bir anten inşa etmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam bu 40 kilo civarında bir makroskopik bir şey. Neredeyse bizim kadar. Ama bunu o kadar iyi yalıtmışlardı ki ve bunun kütle merkezinin hareketine bakıyorlardı. Tamam. Ve bu hareketin kuantum mekaniksel davranmaya başladığını söylemişti. Yani o kadar dışarıdan yalıtmışlar ki belki tek tek atomlara, moleküllere baktığınızda klasik gibi gözüküyor bize ama nesine baktığınızda yani bir başka örnek vermek gerekirse büyük bir belki bir gök cisminin kütle merkezinin bile böyle davrandığını görebiliriz ve bu konuda bazı hesaplamalar var. Bu tür sapmalar olabilir mi diye. Kuantum mekaniğin nerede bittiğini bilmiyoruz ve gözüken o ki yıllar içerisinde gelişime baktığımızda böyle bir bittiği yer yok. Aslında ölçme ile gördüğümüz şey ölçüm aletiyle kuantum sisteminin birbirine dolaşması, parçacık sayısının artması ile ilgili bir şey. Parçacık sayısı deyince yalnız aklıma bir şey daha geldi. Bu da şimdi bu Nobel metnine atıfta bulunduğunuz için. Bell bu çalışmalarının bir kısmında CERN'deydi. Yani o, çünkü parçacık fiziğiyle diğer alanlarla ilgileniyor. O sırada bunları yapıyor. Ve meşhur bir
Bertelmann'ın Çorapları diye bir hikaye vardır. Birlikte çalıştığı Bertelmann'ın her gün farklı iki çorabı var. İki ayağına iki farklı çorap giyiyor. Birisi işte yeşil, öbürü kırmızı. Hatta yıllar sonra bununla ilgili bir resmini bile görebilirsiniz. Bertelmann artık yaşlanmış, beyaz saçlı ve o çoraplarını gösteriyor. Bu tabii ikili sistem için doğru. Demin söylediğimiz yazı, tura gibi. Fakat eğer daha fazla sayıda parçacık olursa daha enteresan şeyler olmaya başlıyor. Hatta bu yaz bizim Foça'da Bilimler Köyü'nde bu konuda bir anekdotumuz olmuştu. Bir öğrencimiz, herhalde ismini vermemde sakınca yoktur, Ekim Bilircan'ın bir kalem seti var. Gelir böyle açar, hani nasıl şeflerin bıçakları olur, onda böyle onlarca kalemler, her renkten bir sürü vardır. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. 3 tane kırmızı kalem, 3 tane de yeşil kalem alalım. Ve arkaya götürelim. Yine aynı şekilde bir süperpozisyon. Hangi elde ne olduğu belli değil. Bu da bir süperpozisyon. Buna GHZ, Greenberg-Horn-Zeilinger durumu diyoruz. Bu da bir dolaşık durum. Ama eğer siz 3 tane aynı renk yerine 2 tanesini aynı, birisini farklı renk yaparsanız, yani bir tane yeşil, 2 kırmızı, aynı şekilde bunun yerini değiştiriyorsunuz. Bu sefer orta parmak yeşil, sonra yüzük parmağım yeşil. 3 tanesini toplarsanız şöyle ilginç bir durum var, gösterilmiş bir durum, hem kuramsal hem deneyde. Belli bir anda sadece bir kaleme dokunarak bunu buna çeviremiyorsunuz. Ama diğer ikili de mesela her şey birbirine dönüşebiliyor. Bu da kullanılan bir yöntem. Yani parçacık sayısı arttınca dolaşıklığın da çeşitleri artıyor. Birden fazla çeşit. Bunlar şey gibi düşünebiliriz. 3 tane halka düşünün. Bunlar 2 çeşit birbirine dolanabilir. Hepsi aynı şekilde birbirine bağlanabilir. Birisini kestiğimizde üçü birden ayrılır. Bu GHZ. Bir de bunları 2-2-2, yani bu yüzükle bu yüzüğü, sonra üçüncü yüzüğü yapamayacağım maalesef, iki elim var. Bu ikisine giren başka bir yüzük düşünün. Birisini keserseniz öbürü ikisi devam ediyor, kalır. İşte bu birisi yeşil, ikisi kırmızı olan da bu ikinci çeşit. İşte Ekim Bircan'ın kalemleri esprisi de bundan dolayı Nobel metini de bir yerde belki görmüşsünüzdür, o GHZ, işte 3 tane yukarı 3 tane aşağı diye bir şey var. Aslında bununla ilgili. Evet, yani ya şimdi bu şey, hani dolaşıklık durumunun tuhaf tarafı şu, belki hani bu şeyi biraz daha bir farklı bir yönde anlatmak istersek. Bir şey soracağım hocam. Evet. Bu dolaşıklık doğal bir şey mi, yapma bir şey mi? Yani dışarıdan müdahale mi dolaşıklık olabilir, ne yoksa kendi kendine dolaşıklık olabilirler mi? Yani sonuçta hani doğanın kendi içerisinde belli süreçlerin sonucunda ortaya çıkan parçacıkların birbirine dolaşık olması son derece doğal bir şey. Ama biz tabii... Atomdaki elektronlar değil mi? Evet, yani bu hani şey, hatta az önce şöyle başlamıştık. Bu 1926'da işte Heisenberg, Schrödinger falan, bu adamlar da onu mesela helyum atomunda fark etmişler. O yüzden dolaşıklık doğanın doğasında olan bir şey. Evet, evet. Ama tabii bizim burada söylediğimiz özel durumlar insan olarak bize en pratik, en uygulaması ilginç olan, aynı zamanda doğayı en köşeye sıkıştırıp da nasıl bir ilginç özelliği varmış diye bulmaya çalıştığımız durumlar. O yüzden de hani fizik kanunlarının içerisinde doğal olanın haricinde de biz böyle onu dürttürüp sistemi, hadi bakalım sen böyle bir şey olabiliyor musun diye de baktığımız oluyor tabii ki. O sayede de işte bir sürü teknoloji çıkartmış oluyoruz. Orada şöyle bir durum var. Hani doğada varsa da biz onu şu anki benim bildiğim de öyle bir deney yok. Kullanamıyoruz yani. Ya biz haftalarca... Doğadakini kullanıyoruz. Sizden dolayı bu. Siz demin söylediğiniz için... Tabii laboratuvarda biz haftalarca kendine uğraşıyoruz. Dolanık fotonları ya da ne bileyim farklı parçacıkları dolanık hale getirebilmek için. Siz kendi ürettiğiniz dolaşıklıkları kullanıyorsunuz ama evet, doğada da zaten dolaşık sistemler var. Evet. Hı hı. Aslında belki şeye dokunabiliriz. Yani daha çok bugünkü konumuz Nobel olduğu için ve belirsizlikleri. Mesela Kadir Hoca'nın bahsettiği, biz kendimiz yani kullanmamız için bizim kendi oluşturduğumuz dolaşık, mesela fotoğraf. Bildiğimiz dolaşık lazım bize. Bu mesela belirsizliklerinin ihlalinde ilk başta Clauser ve arkadaşı bunu yapıyor. Sonra devam ediyor. Aspen'in yaptığı şey, buradaki konuşulan 3 tane problemden bir tanesi
Tam bununla ilgili. Buradan bir çift çıkardık diyorsunuz, bir foton çifti. Bu buraya gidecek, bu buraya gidecek ve bir takım ölçümler yapacaksınız. Bir dakika, burada bir dedektör var, burada da bir dedektör var, algılayıcı. Bu algılayıcı, burada bir fotonun bir şeyini ölçtüğünde, nereden biliyoruz ki diğeri de diğer fotonunkini ölçüyor? Belki başka bir çiftin bir parçacığını ölçüyor. Veya bu buraya giderken diğeri yolda yok oldu, bir şey oldu. İşte bu problem. Doğada bunlar... Eğer biz kaynağını biliyorsak kullanabilir. Fakat başka şeyler var. Doğada dolaşık çiftlerin iki farklı kaynak tarafından emilmesi çok ilginç sonuçlara yol açıyor. Belki daha ileride keşfedeceğimiz şeyler de var ama bir fikir. Duymuş olabilirsiniz EPR, işte Einstein-Podolsky-Rosen için kullanılan bir kısaltma. Bir de ER var. Einstein-Rosen. İkisi yine aynı isim. İşte R'ler bizim İstanbul'a gelen R. Einstein-Rosen Einstein denklemleri, genel görecelik kuramındaki denklemleri çözdüğümüzde bugün solucan deliği dediğimiz ilk çözümleri buluyorlar. Birer köprü bunlar. ER eşittir. Nerede köprü bunlar? Bunlar uzay zamanda. Yani yani şöyle diyelim, çok özür dilerim oraya girdim. Solucan deliğinin bizim fizikteki, literatürdeki profesyonel ismi ER köprüsü. Einstein-Rosen evet, köprüsü. Evet. ER eşittir EPR diye bir denklem var. Bu bir denklem değil. Yani eşit MC kare gibi bir denklem değil. Sembolik bir denklem. Burada iki fizikçinin adı çok geçiyor. İşte bu şey Maldacena ve Susskind. Bunu burada şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Ya bu iki uzak nokta arasındaki ilişki aslında bir köprü kanalıyla, uzay zamandaki bir köprü kanalı olabilir diye. Onları buraya ne getirmiş? Demin iki hocamızın bahsettiği doğadaki dolaşık çiftlerle ilgili şöyle bir soru. Elimizde bir dolaşık çift var. Doğada oluştu veya işte Kadir Hoca'nın laboratuvarında oluştu. Bunlar gidiyor. Burada bir tane kara delik var. Burada da bir kara delik var. Bu bunu yiyor, bu da bunu yiyor. Ve bunlar devam ediyorlar. Löp 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 ikisi birden yemeye devam ediyorlar. Şişiyorlar ama günün sonunda, günün sonu dediğimiz belki yüzyılın sonunda ikisi de çok miktarda dolaşık çift paylaşmaya başlıyor. Ve sonunda kara deliğin çok az serbestlik derecesi var. Bunlardan bir tanesi. Spin dediğimiz ama bizim anladığımız anlamda hani spin deyince dönme gibi düşünmeyin. Biraz daha karışık bir şey bu. Bunlar arasında bir ilinti, yani kara delikler arasında bir dolaşıklık diye bir fikir var. Hatta bir grup bilim insanı evrensel çekimin kuantum teorisinde buradan gidebiliriz düşüncesindeler. Ölçülebilir bir şeyler hesapladığınız sürece tabii ki her yol mümkün. Dolayısıyla doğadaki dolaşık çiftler önemli. Peki Ercan Hocam şey ne diye... Einstein'ın bunu bu kadar ürkütücü bulmasının sebebi niye? Ürkütücü, korkunç demesinin. Yani sonuçta Einstein realist birisi. Yani felsefe olarak biz bakmasak bile bir şeylerin orada olduğu, ölçmesek bile onun objektif bir gerçekliği olduğu felsefesinde olan bir insan. Şimdi ama bu kuantum mekaniğinin söylediği ilginç durumlar var. Yani bir sistem var. Özellikle Bohr tarafı iyice bu hani tam uca götürecek olursak diyor ki bir parçacığın herhangi bir sistemin ölçüm yapılıncaya kadar özelliği yoktur. Hatta kendisi bile yoktur noktasına götürüyor. Şimdi o yüzden de bu bir anlamda ürkütücü değil mi? Yani hani hepimiz biliyoruz ki şu anda hatta Einstein'ın kendi dedi işte Ay'a bakmadığında Ay yok mu oluyor orada ondan sonra hani. Ama acaba kuantum mekaniği bunu söylüyor mu? Kuantum mekaniği acaba bunu söylüyor mu? Bunu söylemiyor. Bu böyle şey hani ittirilmiş karikatürize edilmiş hali ama sonuçta hani çok temel seviyede en ufak tanecik için bile bakmasak bile o özelliklerin orada olduğunu düşünen bir felsefi pozisyonu var Einstein'ın. Dolayısıyla siz böyle olmadığını söylediğiniz noktada bu bir anlamda ürkütücü. Başka bir ürkütücülüğü de işte daha önce konuştuğumuz Einstein için o yerellik çok önemli bir şey. Bütün kurgusunu verinin ya da herhangi bir sistemin bilgisinin ışık hızından daha hızlı gidemeyeceği üzerine kurmuş ve bunun sayesinde de hani temel 20. yüzyıl fiziğinin çok büyük bir kısmını komple baştan adeta oluşturabilmiş bir insan. Şimdi bu kadar temel bir prensibinin böyle bir yöntemle
adeta çevresinden dolaşılabiliyor olması... Peki bu şeyi gösteriyor mu yani? Bilginin ışık hızının da ötesinde, hatta hızın da ötesinde bir hızla gidebildiğini gösteriyor mu? Hayır. Şimdi buradaki müthiş aslında yani bu hani evren o kadar ilginç bir şey ki insanı birkaç kere tokatlayabiliyor. Yani böyle bir bakıyorsun, aa müthiş bir şey, acaba ışıktan daha hızlı bilgi verilecek bir yöntem mi buldum yöntem diyorsun. Mi hani onun için oturup işte bel eşitsizliği diyorsun, bir sürü hesap kitap yapıyorsun. Ve ondan sonra gene aynı evren o kadar nasıl diyeyim müthiş bir oyuncu ki karşımızda. Bu yöntemle hiçbir şekilde ışıktan hızlı bilgi iletemeyeceğini de kitleyip ortaya koyuyor. Tam tersi göstermedi mi buraya? Ya, şimdi şöyle bir şey. Sistemin burada ölçümünü yaptığımızda uzaktakinin de ölçüm sonucunu etkileyebileceği doğru. Ama buradan karşı tarafa bilgi... Bunun çıkıştan kararlaştırılmış bir şey olmadı daha doğru. Evet ama şimdi mesela ben şimdi bir bilgi yollamak istiyorsam aramızda bir komünikasyon algoritması ya da bir komünikasyon protokolü olması lazım. Ya aynı dili konuşuyor olmamız lazım ya ne bileyim aynı morsu şey yapmamız lazım. Biz şimdi bu taraftan bir ölçüm yaptığımızda ölçümün sonucunu kendimiz görebilsek bile diyelim ki yaptık burada yazı turayı belirledik tura geldi bize. Şimdi ben şundan emin olabiliyorum. Siz de karşı tarafınızda ölçümünüzü yaptığınızda yazı ben burada turda görürsem siz yazı göreceksiniz. Bundan eminim. Ama siz deneyi yaptığınızda yazı gördüğünüzde benim de tersine tura gördüğümü biliyorsunuz ama bunun üzerinden bilgi iletemiyoruz. Benim bilgi olabilmem şuna ihtiyacım var. Yani deney düzeni üzerinden anlatabilirim belki bunu. Lütfen. Buyurun. Şey ya, ikinci görsel de aslında bir deney düzeni. Ya bir sürü görsel var. Bunu bir göstermiyoruz. Ne göstermiyoruz? Unuttuk. Karıcığım lafını keseceğim ama küçük bir şey diyeceğim. Daha basit bir dilde. Bir fikir göndermek isteriz karşı tarafa. Değil mi? Yazı ya da tura. Yazıysa bir şey bilir, tura ise başka bir şey bilir. Ve bunların da birbirine ters çıktığı bir durum olsun. Biz kendi ölçümümüzün sonucunun ne çıkacağını etkileyemiyoruz. Bütün olay bu. Biz kendimiz bir ölçüm yaptığımızda... Ben A göreyim diyemiyoruz. Diyemiyoruz. O çıkıyor. İşte o yüzden zaten bazen ekranlarda maalesef yanlış şeyler diyorum. Yani kuantum mekaniği işte bunu etkileyebildiğimizi gösteriyor. Eğer bunu derseniz en büyük hatalardan bir tanesini yaparsınız. Deney sonucu mükemmel bir şekilde rastgele. Evrenin en mükemmel zarı var orada. Veya yazı turası var. O nedenle evet bu yazı çıktığında o tura olabilir. Fakat bunun ne çıkacağını biz burada belirleyemiyoruz. Evet hocam çok güzel söyledi. Bu aslında şey hani Morse'da da Morse alfabesinde bir kısalar bir de uzunlar var ya. Ben şimdi size bilgi yollamak istiyorsam kısa ya da uzun basabilmek istiyorum. İkisinden birini bastığımda ve siz de onu alıyorsanız bilgiyi ulaşabileceğim. Ama ben kısa ya da uzuna kendim basamıyorum. Ölçümü yaptığımda kısa ya da uzun kendiliğinden rastlantı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun üzerinden bilgi iletmem mümkün olmamış oluyor. Bunu bağlayıp ondan sonra deneye geçeyim. Zaten bu teknolojilerden, kullanılan teknolojilerden birisi de kuantum rastlantı sayı üretici. O rastgelelik, yani mükemmel zar denildi ya, o zaten o yüzden böyle de bir teknoloji var. Farklı uygulamaları var. Biraz önce şey... Pardon, lafızı kestim. Evet. O zaman mesela kuantum bilgisayarı göremeyeceğini rastgele mi yapacak kuantum bilgisayar işleri? Kuantum bilgisayarı farklı. Bu hani sadece rastsal sayı üretici. Ha. Kuantum bilgisayarında farklı bir, tamamen farklı bir uygulama mesela, var. Saçma soruyu bırakalım gidelim. Bu bir bel eşitsizliği ihlali deneyi var şu an ekranda. Hani deney neye benziyor diye düşündüğünüzde böyle bir şey. Burada bir tane lazer var ortada. Oradan çıkan ışıktaki fotonlar, 6 tane kristal var orada. Onlarla etkileşime girerek dolanık fotonlar oluşturuyor. Tabii aslında 2 tanesini biz dolanık foton oluşturmak için kullanıyoruz. Geri kalanları o fotonları dolanık hale getirmek için. Hani az önce dedim ya doğada var da biz onu kullanamıyoruz. Yani biz uğraşmamız gerekiyor üzerine. Çok kolay çünkü kuantum bir girişim deneyidir bu aslında dolanıklık. Burada ondan sonra dolanık fotonları aldıktan sonra ortada kaynak burada görünüyor. Ortada kaynak var. Sol taraftaki 4 detektör... Arkadaşlar gösterir miyiz? Bizi değil de şu cihazı gösterin lütfen. Sol taraftaki 4 detektör ölçümü yapan bir taraf. Sol taraftaki detektör ben oluyorum. Sağ taraftaki detektör siz oluyorsunuz. Sol taraftaki 4 detektör bir ölçüm yapan taraf. Diğer taraftaki 4 detektör de diğer ölçüm yapan taraf. Şimdi burada aynı yerde yapıyoruz ama bel eşitsizliği ihlali deneyi yapıyoruz burada. Bir tanesini alıp da evrenin öbür ucuna götürdüğünüz zaman da işte birisini hemen ölçüyorsunuz, diğerini çok sonra ölçeceksiniz ya, yine dolanıklık özelliklerini görebiliyorsunuz. Bel eşitsizliği ihlali yapabiliyorsunuz. Yani
lokal yerel gerçekliğin olmadığını gösterebiliyorsunuz. Hatta bu deneyi çok iyi anlayan birisi 91 yılında Arthur Eckert, ya arada bir tane klasik haberleşme kanalı eklediğimiz zaman aslında anahtar dağıtımı yapıyoruz diye dolanıklık tabanlı anahtar dağıtımı protokolünü buluyor. Eckert 91 protokolünü. Aslında bu beleşisi deneyi araya bir tane sadece tek bir adımla klasik haberleşme. Hocamın bahsettiği işte ölçtüler de ne olduğunu ikisi de bilmiyor. Bir konuşmaları lazım, haberleşmeleri lazım. Doğru, o haberleşme olmadan zaten ne beleşisi ihlali yapabiliyorsunuz ne de anahtar dağıtımı, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Zaten o anahtar dağıtımı ne demek? Orada çıkan ölçüm sonuçları vardı ya, sıfırlar birler. O mesela diyelim Zafer Hocam'la Ekşen Hocam ölçüm yaptılar. İşte sıfırsa karşıdaki birdir. Ve tam tersi. Burada ne ölçüldüyse karşı taraftaki tam zıttıdır onun ya da aynısıdır. Yani korelasyon birebirdir. Dolayısıyla ölçüm sonuçlarını paylaşmadan anahtar dağıtımını yapabiliyorsunuz. Çünkü bu kriptografideki en önemli problemlerden biri güvenli bir şekilde anahtarı ulaştırmak. İşte bu soğuk savaş zamanında ajanlar kullanılıyordu mesela. Şu an mümkün değil çünkü çok ihtiyaç büyüdü. Dünya nüfusunun belli bir kısmı kurye ya da ajan olamaz. Dolayısıyla bunu farklı bir teknolojiyle yapmamız lazım ki kuantum bilgisayarlı saldırılara karşı güvenli hale gelsin. O da kuantum haberleşme işte. Beleşisizliği deneyi de bunu aslında hem güvenlik testini sağlıyor bize. Peki mesela bunun dışında haberleşmenin olağanüstü bir hıza çıkmasını sağlamayacak mı? Yok, hayır. Burada sadece kriptografik güvenlik sağlıyor. Hayır, kuantumun hiçbir şey hızlı değil. Sadece yani aslında hiçbir şey hızlı. Yani kuantum bilgisayarı normal bilgisayardan hızlı mı çalışıyor? Hayır. Kuantum bilgisayarı zaten bir sürü onlarca bilgisayarla beraber çalışıyor. Tek başına bir iş yapamıyor. Ama belli hesabı, sadece belli. Yani bu şeye benziyor. Tarlayı Ferrari ile mi daha hızlı ne bileyim ekersiniz, biçersiniz, traktörle mi? Traktördür tabii ki. Kuantum bilgisayarı tam olarak traktör burada. Yani sadece spesifik bazı problemleri hızlı çözüyor. O da nedir? Çarpanlar ayırma. İşte 21'in çarpanları nedir? 3 ile 7. İşte çok basit bir şey bu ama 2000 haneli bir rakam olduğu zaman onun çarpanlarını bulmak yüzyıllar sürüyor. Çok iyi bilgisayarlarla bile. Kuantum bilgisayarı onu çok hızlı yapabiliyor. Dolayısıyla o güvenlik açısından... Ama sadece onu yapıyor anabilir. Shor algoritması, Grover, yani 3-5 tane algoritma var. Bir tanesi de Zafer Hocamızın algoritması. Algoritmalar var. O algoritma hocam? Bu şey, bir aslında hedef şeydi. Dünyanın en basit kuantum algoritmasını bulmak. Şimdi demin siz, yalnız önce ona dönmek isterim. Kendinize bir haksızlık ettiniz. Şey, o bilgisayar rastgele hesap yapmaz mı, saçma soru dediniz. O saçma soru dediğiniz soruyu tanınmış en büyük fizikçilerden Richard Feynman sormuştu. Deutsch, ilk kuantum algoritmasını bulan kişi, Feynman'la bir görüşme yapıyor. Tahtanın önündeler. Şey diyor Deutsch ona, bulmuş algoritmasını da, ya bu bir problemi çözmek için kuantum mekaniği kullanılamaz mı diyor. Feynman da kuantum mekaniği rastgele sonuçlar verir, yani nasıl olacak diye. Ama diyor, sonra probleminden bahsediyor, dur diyor, konuşturmuyor ve tahtada Deutsch algoritmasını o da buluyor. Deutsch da şey diyor, benim işte 6 ay falan neyse uğraştığım problemi adam orada tahtada buluyor. 30 ay çözdüm. Şimdi maalesef bu algoritma, Deutsch'un bulduğu, Feynman'da tekrardan bulduğu algoritma aslında bir kuantum algoritması değil. Çünkü iki boyutlu bir sistemde çalışabiliyor. Orada da Cohen-Schmidt teoremi geçerli değil veya beleşisizliği yok. Ama üçte bu başlıyor. Bunu motivasyonda KCBS'i eşitsizliğinden çıkmıştı. Türkiye'de böyle bir çalışma yapılmış, insan heyecanlanıyor. Bu bağlamsallık özelliği gösteriyor. A, B ile mi, C ile mi ölçüne göre değişiyor. Peki neden o zaman burada bir kuantum algoritması yok? O zaman aklıma gelen bir problem vardı. Aslında bunu hiç görsel kullanmadan üçümüz de yapabiliriz herhalde. Biz üçümüz bu sandalyelerde altı şekilde oturabiliriz. Ben üç taneden bir tanesine oturabilirim. Ben oturduktan sonra Kadir hocamız geri kalan iki taneden bir tanesine. Erkcan'a da bir tane kalıyor zaten. 3x2 aldı. Buna permütasyon diyoruz. Ama bunu iki çeşit yapabiliriz. Yerimizden kalkarız sıkıldık diye. Herkes bu yönde dönerek tekrar oturabilir. Bundan üç tane. Bir de ters yönde dönerek oturabiliriz. Bundan da üç tane yapabiliriz. Bunlara tek ve çift permütasyonlar diyoruz. Acaba bu soruyu, yani birisi gelse hangi şekilde oturduğumuz, tek mi çift mi, cevaplayabilir miyiz diye. Gelip benim oturduğum yere bakarlarsa ve ben bu koltuktaysam diğer arkadaşlarımızı görmezlerse, ben bunu hem tek hem çifte burada oturduğum bir durum vardır, ayırt edemeyiz. İkinciye bakmak lazım. Yani en az iki kişinin hangi sandalyeye oturduğuna bakmak lazım. Ama kuantum mekaniğinde böyle bir 3 seviyeli KCBS'de olduğu gibi sistem kullanarak bunu tek defa da bulabiliyorsunuz. Bu 2014 ya da 15'ti sanıyorum algoritma. Daha sonra 10'a yakın, belki onu geçti, deneyi yapıldı.
Çok aslında en basit kuantum algoritması motivasyonuna çıkmış bir şey. Fakat yıllar içerisinde tabii bunları ispatlamak kolay olmuyor. Bunun da klasik olarak taklidinin yapılabileceği gösterebiliyorsunuz. Öyle değil. Peki hocam bir şey şimdi aklıma geldi diyorum. Yine çok boş bir sual da olabilir. Ama insan aklına geliyor işte boşta olsa. Hep ikiliden bahsediyoruz. Yani. Öyle. Kuantum ikili bir evren midir? En basit ikili. Doğadaki ikili midir yani? Yok, en basiti iki olduğu için onu kullandık. Nasıl klasik bilgisayarlarda sıfır birleri kullanıyorsak kuantum bilgisayarlarda doğal olarak onu kullanıyor ama üçlü sistem... Hayır, bu yazı ise turadır mesela. Ya evet. Burada, yani, yazı tura, yan düştü, ters düştü falan böyle. Yok, hepsini yapabilirsiniz. Hatta bir firma şu an üçlü sistemleri kullanma yolunda kuantum bilgisayarlarında. Ama eğer sorunuz başka türlüyse, hani onu koyalım. Burada alternatif sayısına biz boyut diyoruz. Yani iki alternatifli sistemleri, iki boyutlu üç alternatifli. Ama iki alternatifli bir sistemde çok sayıda soru sorabilirsiniz. Kuantum mekaniğinde klasikte bir soru sorabilirsiniz. Yazımı tura mı diye. Kuantumda yazımı tura mı, işte çift yılda mı basılmış, tek yılda mı, Ankara'daki darphane mi, İstanbul'daki darphane mi, sıcak mı, soğuk mu, kokulu mu, kirli mi, temiz mi? Bir sürü soru. Evet, sonsuz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu ve son soruların tamamının cevabı tam buradakinin tam tersi olur. Ama bir şey var. Soracağınız soruların sayısı sistemin alternatiflerinin sayısının karesi kadar olursa bu kafi. Bunun dışındaki sonsuz soruya buradan cevap verebilirsiniz. Yani evet soruların sayısı sonsuz olabilir ama diğer bütün sorulara sadece örneğin ikili sistem için eğer siz iki kere iki ne olacak işte dört bu kadar şeyin cevabını biliyorsunuz diğer şeylerin hepsini bundan öncesinden verebilirsiniz. Evet. Sorunuzu belki bir de farklı açıdan ben cevaplayabilirim. Aslında cevabı verildi de farklı bir hani alfabe oluşturma. Buradaki alfabe 0-1 binari çalışılıyor. Ama 6 farklı çeşit deneysel dolanıklık gözlemlendi. Yani farklı çalışmalar var. İşte zaman enerji dolanıklığı, işte momentum korelasyonları kullanılıyor. Polarizasyon en yaygın kullanılanı benim de çalıştığım konu. Bunlardan 4 tanesi de aynı anda bir düzenekte aynı anda gözlemlendi en fazla. 4 farklı çeşit dolanıklık, 2 parçacık, 4 farklı şekilde dolanık yapıldı. Öyle bir deney mevcut. Peki Akçı Hocam, bu siz güzel grafikler getirmişsiniz. Bu EPR deneyi, bel testi için optimizasyon. Onların bir anlatır mısınız nedir, ne değildir? Bu getirdiğim görsellerin bir kısmı işte az önce sözlenen denenler mesela. Bu işte 1935'teki EPR makalesi. Onu ekranda görebiliyorlar mı bilmiyorum ama ve de işte o zaman bize gösteriyor ama izleyiciler görmese gerek yok diye düşünüyorlar. Evet bu gördüğünüz Einstein, Podolsky, Rosen o yazdıkları makale bir de tabii Einstein, o zaman bu kuantum teorisine saldırdı diye vermişler. Evet New York Times'da çıkmış evet. Bu Einstein. Yalnız bu Podolsky yüzünden oluyor çok evet, kızıyor evet, Einstein. Einstein hatta kızmış buna işte hani bu konudaki şey tartışmaları ben bilim dergilerinde yaparım. Gazetelerde, gazete sayfalarında yapmam falan diye de şikayet etmiş ama hani bir yandan da ama tabii bir güzel bir tarafı da var yani. Demek ki basın o sırada bu konuya ilgi gösteriyormuş. Evet. Yani bizim basın da ilgili. İşte öyle onun için bizim güzel. Bizim basına gidiyor ama bugün beni bırakın bugün bütün gazeteler verdi yani şeyin ne oldu nedir fizik ödülünün niye verildiğini kime verildiğini falan bir sürü internet sitesinde vardı. Evet, hatta bununla ilgili şeyler bile çekilmiş güzel hazırlıklar da yapılmıştı yani gördüm ben. Evet ama bu yani belki şöyle belki farklı olan kısmı bir ödülden sonra değil evet, bayağı hani bayağı. O sırada bir tartışmanın içine girmişler. Bundan bir sonraki şeyde sayfada bu Bell nasıl birisi onun fotoğrafı falan vardı. CERN'deki ofisinde 1980'lerde çekilmiş 03 numaralı sayfa. Ama bu tarihte CERN'de bu bildiğimiz hızlandırıcı yok değil mi daha? Yok, onun bir parçasını oluşturacak olan var. Burası bir sağ tarafı vardı. Onu şimdi sende orijinalinde yok galiba değil mi? Che Guevara'ya sanacağınız bir fizikçi resim var burada sağ tarafta ama o bir insan var ama o aslında bir fizikçi.
Orijinali bulurlarsa onun. Bilmiyorum ya, bu ben bunu direkt CERN'in kendi sitesinden indirdim. Bu daha büyük bir resim, tamam. Daha büyüğü de olabilir, evet, bir parçası olabilir. 1980'lerde çekilmiş. Arka tarafta işte şeyi görüyorsunuz, tahtada bir yerden bir ortadaki bir yuvarlak, ona kaynak diyoruz. O kaynaktan iki ayrı yöne doğru işte o dolaşık parçacıklar çıkıyorlar. İşte sonra ölçümleri yapılıyor. Bu arada Bell sadece bu konuyu çalışmamış. Bayağı sağlam bir nükleer ve parçacık fizikçisi. Hatta onun ötesinde enteresan birisi, lisansını ilk başta deneysel fizikte almış. Ve de eşi de hızlandırıcı fizikçisi, onunla birlikte yaptığı epeyce hızlandırıcı fiziğiyle ilgili de işleri var. Yani bayağı hani bu adam hani fiziğin her dalına bir şekilde bir taraftan girmiş. Şeyden söz ettik, o çoraplardan söz ettik. Onunla ilgili yazdığı 1982'de bir makale var, ya da 80-82 civarında. O var bir sonraki görselde. Bu kendi eliyle şey... seminere gittiğinde çizmiş arkadaşının, işte sol tekine, çorabın tekine pembe yazmış, öbür tekine pembe değildi yazmış böyle. Bu işte şey, gene konuştuğumuz şeyler olduğu için bunları çok fazla üstüne durmadım. Sonra bu Bell'in yazdığı makalenin ne kadar hızlı patlama ya da yapamadığı ile ilgili bir grafik var. Bu 1964'teki makale, sağ üst köşede de bu makaleye ne kadar atıf geldiği gösteriyor. 1960'larda yıllarca günü dokunmamış. Evet, yani böyle evet, tek tük ilk 15 senede neredeyse şey yok ya, böyle hani 2 yılda bir tane falan, hatta bazı yıllar var sadece kendi kendine referans vermiş. Yani ben böyle bir yazı yazmıştım falan şeklinde. Yani bunun benzeri bir makale 1935, Einstein, Podolsky, Rosen. Tabii evet, o da şey, uyuyan güzel. Unutulmak üzereyken canlanan makaleler. Bunlara fizikte şey deniyor, daha doğrusu bilimde uyuyan güzel deniyor. Yani çok iyi bir güzel de bekliyoruz sonra bir noktada güzel olduğunu fark ediyoruz şeklinde. Ama tabii hani şimdi de hani patlama yapmış durumda. Yani sanırım dünyada en çok atı falan 10.000'de bir seviyesinde falandır. Yani en başarılı çalışmalardan bir tanesi. O makalenin içerisinde konuştuğumuz düzeni... Aslında bunların hepsi, yani bildiğim kadarıyla, Bell'de, daha sonra bu ödülü alan üç fizikçi de, bunlar Einstein'ın haklı olduğunu düşünüyor aslında, değil mi? Tabii. Yani, Einstein'ı doğrulamak için bu işlere giriyorlar. Yani şöyle bir şey var, Clauser, bu Nobel ödülünü alan kişi, hakikaten bayağı bu konuya Einstein'ın haklı olduğunu kanıtlamak için giriyor. Hatta Bell'den bile daha çok inanmış böyle bir şeye. Bununla ilgili ilk deney yapmak istediği zaman üç kişiye yazıyor. Bir tanesi Bell, bir tanesi Bohm, bu az önce Zafer Hoca'nın sözünü ettiği, bir tanesi de De Broglie. Yani böyle en tepe bu konuyla ilgili için üç kişiye yazıyor. Üçüne diyor ki ben böyle bir şeye gireceğim. Bell'in kendisi bile diyor ki ya bak böyle bir olaya giriyorsun ama hani kuantum mekaniğinin yanlış çıkma ihtimali bayağı düşük yani. Ciddi bir risk alıyorsun. Başarırsan da yalnız o zaman hani dünyayı değiştirecek bir şey olur yani. Hani bu Clauser da o dönemde, bu 1960'lar, 68 kuşağı, hani işte Vietnam Savaşı var, ona karşı duran işte gençlik falan var. Bu adam hepsi 80'de merdiven doymuş o zaman, değil mi? Evet evet. Ve o sırada böyle bir şey var adamın. Yani ben ille dünyayı değiştirebilirim gazıyla giriyor. Hakikaten de deneyi yapıyor. Deneyin sonunda kuantum mekaniği haklı çıkıyor. Einstein haklı çıkmıyor ama birazcık kariyerine zarar veriyor bu. Sonra hatta Feynman bu deneyi yapmaya kalktım falan dediğinde konuştuğu zaman Feynman şey diyor, boş işlerle uğraşıyorsun, bu böyle yaparsan sonra işte kolay kolay iş bulamazsın falan diyor ve gerçekten de öyle oluyor. Şu anda mesela Clauser'ın şeyine bakacak olursanız, diğer mesela işte Zeilinger'in ya da işte bu işte Gissin'in veya işte Aspen'in, bu insanların şeyine bakacak olursanız işte Viyana Üniversitesi, işte bilmem ne üniversitesi falan diye. Clauser'ın ise işte Clauser işte anonim şirketi falan diye kendi şirketini de ortada. Ama çok ilginç. Hakikaten bir dönem şeye dokunamıyor. Yani akademik olarak iş bulmakta güçlük çekiyor. Bir de o dönemde bu 1960'lardan 64-65'de Bell'in ilk yazdığı dönemden
1970'lerin sonlarına kadar diyelim bir 10-15 senelik bir dönemde bu konuyla ilgilenen insanların çoğunluğu fizik dünyasının böyle biraz uçarı kaçarı falan insanları. Moda tabiriyle anortodoks olanlar. Bayağı anortodokslar. Bu 11 numaralı 11 arkadaşlar. Görüntü de var. Bu arkadaşlar kendilerine temel fizik grubu diyorlar. Fundamental fizik grubu diyorlar. Hatta cinslik olsun diye de isimlerini İngilizce'de PH diye başlar fizik kelimesi. F harfiyle yazıyorlar. Hatta aralarından bir tane sonra işte bu fiziğin Tao'su falan diye kitap yazıyor. Bayağı ünlü oluyor bu kitap. Sağ üst köşede görebiliyorsunuz zaten hani yüzlerinden bile ne kadar hayatı farklı gördüklerini, sıra dışı olduklarını belli. Evet. Şimdi dolayısıyla bu grubun içerisinde olup da tırnak içerisindeki çılgın havayı soluyan ama sonunda da gene de ne kadar fikirler çılgınca olursa olsun onları deneyle sınamak gerekli diyen kişi Clauser oluyor. Dolayısıyla bu ekibin içerisinde hakikaten ya bilim böyle delice fikirlere de izin veriyor ama o delice fikri getirip deneyle sınadığınız sürece sonunda da adam hakikaten Nobel'i onun içinde hakkıyla aldı yani. Kendi fikrini çürüttüğü için aldı. Kendi inancını çürüttüğü için, evet. Einstein haklı diye yola çıkıp Einstein'ın haksız olduğunu göstermek için deney yapıp Einstein haksız olduğunu gösteriyor. Ve bu yüzden akademik olarak hayatı zora giriyor. Ama şu anda oradan işte bütün hocalarımın falan yaptığı işte bin bir türlü teknoloji çıkıyor. Onun için de tabii bu tarih olarak belki 60'larda, 64'te, 65'te bunlar olabilir ama düşünün 90'lar olmuş bir anekdot. Bir öğrencim sanıyorum ilk 92'ydi kuantum mekaniği dersi veriyorum Bilkent'te. Teneffüste gelmişti. Bunlardan bahsetti. Bell teoremleri, ilgili şeyler, Einstein, Podolsky, Rosen. Derste niye bunları anlatmıyoruz dedi. Şimdi derste yapılacaklar var şunlar bunlar filan. Bunlara bir tür öteki muamelesi yapılıyordu. Aradan bu çocuklara. Yani bu konulara. Dolayısıyla bu konuları tartışamıyorduk. Vakit olursa veya özelde diye konuşuyorduk. Aradan hesap yapıyorum. 30 yıl geçti. Bu öğrenci Alper Dizdar Foça'da Bilimler Köyü'nü gerçekleştirdi arkadaşlarıyla ve biz bu sene o yüzden buna öteki tırnak içerisinde kuantum diye bir yer ayırdık. Bu tür konulara ve yetmedi. Örneğin bakın birçok bilim tarihçisinin Bell teoreminden sonra en önemli teorem dedikleri bir çalışma var. Pek duyulmamış. PBR teoremi. Bunun Pusey, Barrett, Rudolph. Bu üç kişi şunu gösteriyorlar. Diyelim ki bir tür gizli değişken var. Yani dalga fonksiyonu veya işin fiziğini gösteren olasılık dağılımı için diyelim ki bir gizli değişken var. Bunu kullanarak bir tahminde bulunuyorsunuz. İki tane farklı durum hesapladınız. Bir de bu olmadan kuantum mekaniğinin tahmini bulup karşılaştırıyorsunuz. Eğer dalga fonksiyonu fiziksel, ontik ve epistemik diye iki teknik terim var ya geçtiğimiz haftalarda biraz moda oldu. Epistemolojik. Oradaki işte dalga fonksiyonunun fiziksel olması gerektiğini gösteriyorlar. Çok enteresan bir çalışma. Ama burada bir gerek şart ve yeter şart var. Yani eğer gizli değişken varsa o zaman bu dalga fonksiyonları fiziksel gerçekliği Einstein'ın deyişiyle göstermeli diye. Bu kuramsal ötesi felsefi denebilecek bir çalışma ama çok temel bir şey. Hocam bir şey dikkatimi çekiyor benim. Muhakkak sizin benden daha çok çekiyordur. Kuantum meselesinde genellikle onlar çalışıyor. Yani mekanikçiler ve bunun günlük kullanımla ilgili alanları çalışıyor ama bunun mesela işte Bell mesela neredeyse unutulacakken tekrar çıkmış. Yani bunun fizik boyutu, bilimsel boyutu, felsefi boyutu fazla kimsenin girmediği bir alan olarak kalmış. Aslında değil, var ama bunun gündeme gelebilmesi örneğin Nobel de buna dahil bir tür aslında kapitalist sistem demek istemem ama sistemin getirdiği bir şey. Kuantum teknolojileri sayesinde hem bu Nobel geldi ve uygulamalar sayesinde işte Kadir hocamızın benzeri dünya çapındaki uygulamalar sayesinde bu çalışılır bir durum haline. Ötekiden artık programlara girebilir, yani derslerde bahsedilebilir hale geldi. Benim de öğrenciliğimde yaşadığım bazı anekdotlar olmuştu. Bazı hocalarımın
böyle omzuma dokunup bu işleri hani bırak anlamına gelebilecek ifadeleri olmuştu. Şimdi artık herhalde yani Bell teoremi yanlış diyenler olmuştu. Şimdi herhalde artık biraz daha dikkatli bakılır. Bunun ana sebebi kuantum mekaniği nedir diye sorarsanız bunu tanımlamak bir cümle zor. Ama birçok özelliğinden bahsettik. Örneğin bir olasılık teorisi ama en önemlisi demin ay bakmadığımız zaman var mı dedik ya, sistemle ölçmeyi yani nesne ile ölçmeyi birlikte düşünmenin gerekmesi. Biz fizikte, klasik fizikte bunu ayrı düşünürüz. Mutlak bir gerçeklik vardır. Burada bir nesne var ve o nesnenin konumuna, hızına neyse bakıyoruz, bunu söylemek gerekliliği. Farklı ölçümler, bir şey ölçüyorsunuz sonra başka bir şey ölçüyorsunuz. Tekrar demin ölçünüze bakarsanız değeri farklı çıkabiliyor. Bu klasik fizikte olmayan şeyler. Bunlar hep kuantum mekaniğinin özellikleri. Ama bunlar arasında en başta konuştuğumuz bir üçüncü madde var ki bu özelliğin başka neyle birlikte ölçüldüğüne göre değişmesi, işte bu bütün bunları belirliyor. Standart eğitimde genelde sadece bu matematiksel sistem ve bunun zaman evrimi konuşulur. Ölçme yoka yakındır. Hani tamam tuğkaka demeyiz ama ölçersin sonuçta bu çıkar denir. Yine bir ekleme yapmak isterim bu noktada. Bugün burada konuşmadığımız, ölçme hep tek çeşit düşünülüyor standart kuantum mekaniğinde. Yani bir sistem var, ölçüyorsunuz ve bu sistemin olası sonuçları var. Bunlardan kesin birisi çıkar. Bir de bu da 60'larda aslında ortaya atılmış bir fikir. Yine Aharonov ve arkadaşlarına ait, daha sonra 80'lerde belirlendi. Zayıf ölçme dediğimiz bir şey var. Yani siz karşıdan gelen bir şeyin örneğin bu yönde mi, dik mi, yatay mı olduğuna bakacaksınız. Ama tam da bakamıyorsunuz, böyle bir çubuk mıknatıs düşünün, içerisinde bir sürü böyle mincik 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 atom boyutu mıknatıs var. Biz o mıknatıs üzerinden gözlüyoruz. Herkes mıknatısla oynamıştır. Ama o mıknatıs bozulmuyor gözlediğimiz için. Halbuki o her atom bir atom, kuantum sistemi. Ama bozulmuyor çünkü mıknatıs var. Mıknatıs neden var? Bunun cevabı aslında zayıf ölçme dediğimiz bu yöntem. Bu da yeni yeni uygulamaya girmiş, yeni yeni anlaşılan, henüz kitaplarımızda yer almamış bir konu. Tahmin ediyorum. Hocam ben hala çift yarık deneyini anlamış değilim. Onun ne anlamda, anlamaktan ne kastadığınız önemli. Nasıl oluyor da oluyor. Ama bir şey söyleyeyim bakın orada. Çift yarık deneyi ile ilgili hangi kitabı açarsanız açın şöyle bir şey yazar. Bu parçacık, işte gönderdiğimiz şey her neyse ya parçacıktır ya dalgadır. Hangi delikten geçtiğine bakarsak parçacıktır. Girişim desenine bakarsak dalgadır. Dalga. Ve insanları parçacıkla dalgaya mahkum ederler. Evet. Başka bir soru sorayım. Bunu yani bütün şeylere yönelik olarak, bu tür sistemlere yönelik olarak soruyorum. Burada bir çift yarık var. Karşısında bir ekran var. Üçüncü bir soru soralım. Ne o ne o? Ekranın üstüne mi düşüyor, altına mı düşüyor? Bu bir üçüncü alternatif. Ve bu ne parçacık ne dalga. Diğer ikisine, mesela bu delikten geçtiğine baktığınızda karşıda siyah ya da beyaz yere düşme olasılıkları aynıdır. Ya da siyah beyazdan bir herhangi birisine bakarsanız, hangi delikten geçtiğine bakarsanız onların olasılıkları aynıdır. Bu üçüncü soru, sorulmayan soru, bir üçüncü alternatif ve bunun da olasılıkları 1/2, 1/2'dir. Yani bir delikten geçen bir şey yarıktan 1/2 yukarı, 1/2 aşağı düşer. Demek istediğim şey şu, eğer bu üçüncü alternatifi de alırsanız çift yarık deneyini basit bir şekilde anlamak mümkün. Çünkü klasik karşılığı bunun, bu olasılıkların farkları ile ilgili bir ilinti veriyor, bir küre. Klasik sistemde polarizasyonla ilgili var. Kuantumda da aynısı var. Sık sık böyle şeyler görüyoruz, resimler. Yani kuantum bitleri 0-1 değil, artık küredir diye. Bu aslında klasik dalgalarda, elektromanyetik dalgada bile gördüğümüz bir özellik. Peki az önce siz bir şey söylediniz. O bir arada kaynadı gitti orada ama takıldı, ben onu not da aldım. Siz teren akil dediniz. Evet. Teren nakil nedir? Teleportasyon, uzay yolunda gördüğümüz şey midir? Teren nakil ışınlama değil. Yani hani biz normalde uzay yolunda gördüğümüz maddenin bir yerden bir yere gitmesi. Fakat pratikte ona denk bir şey. Buradaki bir kuantum durumunun, mesela o kürenin üstünde, bu matematiksel olarak nerede? Kuzey kutbu, güney kutbuna mahkum değil, herhangi bir yerde olabilir. Alınıp başka bir yere götürülmesi. Ama demin Kadir Hoca'nın bahsettiği gibi, hani İkinci Dünya Savaşı'nda herhalde bitmiştir o, fiziksel taşınması değil de kuantum kanalıyla gönderilmesi. Şöyle bir şey düşünün, burada karmaşık bir oyuncak var. Lego demem sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Bunu söküyoruz, söktüğümüz her parçacığı karşı tarafa telefonla iletiyoruz. Oradaki arkadaşımız da henüz yeni açılmış kutudan bunların hepsini takıp aynısını yapıyor.
Günün sonunda onun elinde buradaki var ama bizimki mahvoldu. Biz artık geri dönüp onu tekrar yapamıyoruz. Parçaları duruyor ama onu, o bilgisini biz unutmuşuz. Hiçbir yere yazmamışız. Hani standart hikayedir ya, klozet açınca genelde kapatamazsınız şeyi, sifonunu. Böyle çok karışıktır. Aa bu ne, bir parça artar. Bağlayamazsınız ve genelde değişir ya da tamirci çağırırsınız. Bu da onun gibi bir şey. Bununla ilgili de bir çok anlatılan anekdot vardır. Zeilinger bunun deneyini yapıyor, Zeilinger'in ekibi. İlk kuramsal öneriyi yapan ekipte Asher Perez diye bir fizikçi var. Gazetelerde çıkıyor deminki gibi, Einstein-Podolsky-Rosen paradoksu gibi. Gazeteci hemen gelip soruyor, siz bunu buradan buraya gönderiyorsunuz bu yöntemle ama ruh da gidiyor mu diyor. Yani madde oraya gidiyor diyor. Perez duruyor, sadece ruh gidiyor diyor. Çünkü bir anlamda o. Yani buradaki fiziksel madde karşı tarafa gitmiyor. Buradaki bilgi, yani bir anlamda belki de bir USB'deki bir veriyi biz bir CD'ye aktarıyoruz. Şeyde de öyle değil mi, klasik bilgide de? O yüzden belki eğer bilgi, herhangi bir yerdeki bilgi bir fiziksel ortamdayken başka bir ortama bu anlamda aktarılabilir. Şimdi yalnız belki şöyle bir ufak ekleme yapabilirim. Hocam ekleme yapın, sonra eklem için duracağım kısa. Eklemeyi yapın, sonra eklem. Tamam. Şimdi temel taneciklerin hepsi birbirinin aynısı. Hı hı. Yani buradaki bir elektronu buradaki bir elektrondan ayıran hiçbir şey yok. Özellik yok. Üzerinde bir ayrı, ne bileyim, yaşlı değil, üzerinde çizik yok, boya yok, birbirinden yok. Bütün elektronlar birbirinin aynısı. Dolayısıyla siz aslında buradaki elektronun özelliklerini, o kuantum özelliklerini ölçüp o özellikleri uzaktaki bir elektrona aktardığınızda efektif olarak o elektronu gerçekten öbür tarafa yollamış oluyorsunuz. Çünkü başta bunları hani tanecik olarak birbirinden ayrılan özelliği olmadığı için birbirinden ayrılan tek farkı hangi kuantum durumda olduğu. Dolayısıyla kuantum bilgisini bir yerden okuyup öbürüne koyduğunuzda efektif olarak onu ışınladım demek arızalı bir şey değil. O hocanın ruhlu yolladım diye esprili anlattığı şey de o. Yani o elektronun o elektron olmasını, ilginç olmasını sağlayan şey kuantum. Onu elektron olmayan başka bir şey de aktarabiliriz. Ondan sonra onu alıp buraya getirmiş oluyorum. Hocam o dediğiniz fotoğraf Belfast Üniversitesi çekilmiş. Belfast'ta Queen's Üniversitesi çekilmiş. Fotoğraf değil, orada elinde pro ile şeye benzeyen bir fizikçi oturuyor. Karşısında. Evet, Jack O'Leary değil mi? Çok Jack O'Leary'e benziyor. Ama Bell'in farklı bir dönemi, Bell daha genç orada. Eski fotoğrafı. Büyük ihtimalle fotoğraf şeyden önce olabilir yani. Che Guevara'dan önce olabilir. Bayağı eski fotoğraf. Hayır, Che Guevara'yla ilgisi yok. O benzeyen kişi bir başka fizikçi. Evet, başka fizikçi evet. De yani. Ama o, baktığınız zaman o kesin oluyor. O Che Guevara'yla sonra gibi, evet. Bilgi, evet. Biraz daha değerli toplusu Che Guevara'nın. Evet. Biraz daha az eşkıya benzeyen diyeyim tip olarak. Evet. Bir kısa reklam duracağız, devam edeceğiz. Kontrolmatik teknolojinin sunduğu Teke Tek Bilim devam edecek.